Gelmedi çünkü. Şimdi. Recording Okay. progress. Evet, şimdi aldı. Ben başlatmamışım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, kaydı başlattık. Herkese tekrar hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ali hocamız, Ali Şener. Doğa fotoğrafçılığında usta bir ismi, kendisini ağırlıyoruz. Herhalde pek çok kişi tanıyordur Ali hocamızı. Gerek sosyal medyadan, gerekse yaptığı işlerinden hatırlıyordur. Kendisi hakikaten iyi bir vahşi hayat fotoğrafçısı. Kendisi söyledi, zaten kendisini isimlendiriyor. Uzun yıllardır, 20 sene yakındır bu işi yaptığını biliyoruz. Aslında mesleği ilk başlangıcı herhalde şey değil, fotoğrafçılık değil. Evet, değil. Matematik bölümünü kendisi bitirmiş. Buyurun hocam, ben sizden dinleyeyim kendi hayatınızı çok kısa bir şekilde. Tabii ki. 1980 doğumluyum ben. Asıl mesleğim de matematik. Yani fen edebiyat matematik bölümünü bitirdim. Sonrasında kısa bir dönem öğretmenlik yaptım özel sektörde. Ama biliyorsunuz özel sektördeki öğretmenliği çok yoğun bir tempo. Sonra işletmeden yüksek lisans yaptım. Biraz böyle kurumsal hayat tarafına kayarım, farklı pozisyonlar olur diye. Kamuda da bir dönem çalıştım. Yani özel olarak kamuda çalıştım. Sonrasında da artık bütün bu süreçte 2001 gibi de fotoğraf süreci başladı benim için. Hobi olarak başladım. Herkes gibi işte çiçek, böcek, manzara vesaire çekerek başladım. Bir yerden sonra kuşların peşinde koşmaya başlayınca işin rengi çok değişti. Yani artık Türkiye'yi gezmeye başladım falan. Bir yerden sonra İşte işle bu beraber gidiyor gibi ama çok ağır bastı. Dedim ki ya ben bunu yaparım. Hani niye yapamayalım ve Türkiye'de bir şekilde para da kazanılır, geçimimi sağlarım diye düşündüm ve tamamen bu noktaya doğru girdim. Tabii ilk başta beklediğim gibi olmadı. Çünkü fotoğraftan para kazanmak gerçekten zor bir şey. Belki bilmiyorum, soru gelirse anlatırım, yoksa çok fazla detayına gerek yok ama kısa bir süre sonra zaten bu etkinlikte de konuşacağımız Kaybolmadan Keşfet ismindeki fotoğraf projemi gerçekleştirdim ben. O proje 3 yıl sürdü. Sonra Anadolu'nun geyikleri diye özellikle 3 geyik türü özelinde bir çalışma oldu. O da yaklaşık 2 sene falan sürdü. Bu arada işte Doğa Derneği, Tema Vakfı gibi STK'larla farklı işlerimiz oldu. Süreç bir anda böyle akmaya başladı. Sevdiğim işi yapıyor olarak buldum kendimi ve özellikle de Türkiye'nin doğasını ve Türkiye'deki yaban hayatını gözlemleme üzerine oldu. Fotoğraflamak, görüntülemek. Bir yerden sonra işin içerisine video girdi. Dolayısıyla şimdi işte görüntü yönetmeni, belgesel yapımcısı gibi bir tilt kullandığım gibi asıl sevdiğim alan yaban hayat fotoğrafçısı diye de kendimizden bahsediyoruz. Bu şekilde. Fotoğraf teknolojiyle alakalı da stüdyoyu da görüyorsunuz. YouTube'u çektiğim kanalımdaki pek çok şey zaten bu odada çekiyorum. Bir taraftan da öyle bir şey var. Çünkü ben ilk blog yazarak başlamıştım sosyal medya olayına. Hatta çok sonrasında ben Facebook ve Instagram hesaplarımı açtım. Blog yazdığım yıllarda da Instagram yoktu zaten. Sadece Facebook vardı. Orada da tecrübelerimi paylaşıyordum. Yani işte bir objektif test ediyordum. Şu kuş nasıl çekilir, bunu nasıl çekemedik falan gibi. İşte dürbünleri anlatıyordum. O bir bende bir merak olarak vardı zaten. Yani yeni bir ekipman çıktım, ben onu baştan sona bir okurum, incelerim. Ve enteresan bir şekilde de onun özellikleri böyle aklımda kalır. Birisi sorduğu zaman hemen çatır çutur nereden geliyorsa o hemen yükleniyor. Ve onun cevabını veriyorum yani hızlı bir şekilde. Hatırlayamadığım olursa da hızlıca dönüp bakıyorum. Böyle bir hem teknoloji tarafına merakım var hem bizzat görüntü alma tarafına. İyiyim. Siz fotoğrafçı mı da başladınız ama ondan sonra videoya geçtiniz. Hangisinin için daha cazip, daha kendinizi motive hissediyorsunuz? Yani açıkçası onu çok böyle ayırt edemiyorum çünkü bazen çok keyif alıyorum fotoğraf çekmekten ama hareketli görüntüler yani o da aslında işte hareketli fotoğraflar saniyede 24 kare 25 kare fotoğraf o da inanılmaz heyecanlı çünkü hikayeyi tabii ki daha güçlü ve daha rahat aktarabiliyorsunuz çünkü tek bir fotoğrafla bir şey anlatmak çok zor oluyor ama hareketli görüntülerle o sekansları birleştirerek çok daha büyük hikayeler anlatabiliyorsunuz. O yüzden şu ara kendimi mesela videoya daha yakın hissediyorum. Yani belgesel tarafına daha yakın hissediyorum. Bir de çok ilginç bir durum var. Hard diskimde tabii ki bir sürü fotoğraf var ve hiç daha gün yüzü görmemiş, aslında işlenmeyi bekleyen, düzenlenmeyi bekleyen fotoğraflar da var. Ara sıra açıyorum ve Photoshop'ta fotoğraf düzenlemek çok yoruyor beni.
Ama ilginçtir mesela kurgu yapmak daha az yoruyor. Asıl. Yani normalde 4K videolar, o dosya boyutları insanı daha çok yıpratır. Eskiden öyle düşünüyordum. Öyle. Ama ne hikmetse yani şu anda işte onun müzikle, görsellerle, işte geçişlerle ya da hikaye anlattığı için arka arkaya çok daha rahat kurguluyorum gibi. Ya yani bakıyorum bir videoyu bazen 2 gün sürüyor kurgusu, bazen 3 gün sürüyor. Ya hiçbir fotoğrafa bu kadar uzun süre çalışmazsınız tabii ki en fazla. Hadi çok böyle detaylı Photoshop yapsanız yarım saat sürsün diyelim ki yani. Çoğu fotoğrafı 5-10 dakikada hallediyorsunuz ama ne hikmetse böyle daha bir zor gelmeye başladı. Burada tabii şöyle bir durum da var. Hani konu konuyu açıyor, ben konuşmayı da severim biraz. Daha zayıf ekipmanlarla yani amatörlük yıllarından kalan bir sürü fotoğraf var neticede arşivimde. Daha zayıf ekipmanlarla ve şartları zorlayarak çektiğim fotoğrafları tabii ki adam etmeniz gerekiyor. Yani paylaşmadan önce onun bir elden geçmesi gerekiyor. Bunu zannediyorum hemen hemen amatörlükten gelen herkes bilir. O yüzden de o biraz daha uğraştırıyor. Ama çok daha iyi ekipmanlarla çektiğiniz fotoğraflarla çok daha az uğraşıyorsunuz. Zaten makine ve sizin tecrübeniz birçok şeyi halletmiş oluyor. Konuya yakın oluyorsunuz, kadrajınızı düzgün ayarlamış oluyorsunuz, ışığı düzgün ayarlamış oluyorsunuz. Yani çok daha az uğraşıyorsunuz. Ama eski fotoğraflarla bayağı bir uğraşmak gerekiyor. O da daha çok yoruyor. Doğru. Yanılmıyorsam şöyle bir sorusu vardı. Onu bir alayım ilk başta. Şöyle. Ben el kaldırmak istedim ya, beraberiz. O yüzden şöyle Sen gözüküyor misin? Cami. Şöyle iki konuyu merak ediyorum Ali Hocam. Bir tanesi Buyurun. fotoğraf ve video aynı anda konsantrasyon zorluğu yaratmıyor mu? Siz fotoğraf çekerken bir taraftan makine video mu alıyor? Ama o zaman da kadraj kaçar, şey kaçar, kompozisyon kaçar. Ayar Evet. gerekir hem video için hem fotoğraf için. O zor olmuyor mu? Bir de videodan fotoğraf alıyor musunuz? Onu merak ettim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ben de Çok bir güzel şey bir sorabilir soru. miyim? Hazır açılmışken, Buyurun. ses kaydını yaparken kullandığınız mikrofon var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Yani farklı farklı mikrofonlar var. Ondan da bahsederim isterseniz Anladım. birazdan. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Hem fotoğraf hem video odaklı düşündüğünüz zaman kesinlikle kafa çok karışıyor ve asıl şeyi kaçırıyorsunuz, hikayeyi kaçırıyorsunuz. Bu sürecin ilk başında ben bunu böyle yapmaya çalıştım. Yani işte bazen video çekeyim biraz, sonra fotoğraf çekeyim falan diye, ama çok ilginç bir şekilde bir can alıcı an yakalamak istiyorsunuz. O ara bazen bu videodan fotoğrafa geçerken ki zamana falan denk gelebiliyor ve kaçırıyorsunuz hikayeyi. İşte fotoğraftaki kadraj ve ayarlar tamamen farklı. Yani yüksek enstantanede çekmeniz gerekiyor hareketi dondurmak için mesela. Bir şey anlatmıyorsanız, yani hareket hissi vermek istemiyorsanız yüksek enstantane kullanıyorsunuz. Videoda da yüksek enstantane kullandığınız zaman doğal görünmüyor. O yüzden tamamen böyle hızlı hızlı ayar değiştirmek bilmem ne oradan orası kesinlikle olmuyor. O yüzden ben zaten şöyledir mesela, Instagram'da bazı postların altına yazıyorum ekran görüntüsü diye. İkinci sorunuza da böyle cevap vermiş olacağım. Çünkü özellikle Anadolu Kadim Doğa Belgeseli, birazdan konuşacağız. O belgeseli biz çekerken tabii ki belgesel çekiyoruz. Yani tamamen film. Orada bir fotoğraf söz konusu değil. Şöyle bir durum var. 4K video çekiyoruz. 4K videonun içerisinden fotoğraf alıyorsunuz. Yani ekran görüntüsü alıyorsunuz. Screenshot. Bu yaklaşık olarak 8 megapiksele denk geliyor. Ve 8 megapiksel de sosyal medya için gayet yeterli. Dolayısıyla son dönem paylaştığım pek çok fotoğraf aslında ekran görüntüsü. Yani 4K videodan alınmış ekran görüntüsü. İşte Sony, Nikon, hatta Canon'da da var galiba. Bu kameralar gövde içerisinden videodan kendisi fotoğraf çekebiliyor. Nikon video çekerken fotoğraf çekebiliyor. Deklanşör çalışıyor. Ama Sony ve Canon sonra yapıyor bu işlemi. Neticede aynı işi yapıyorlar ama oradan bir görüntü kesip size sunuyorlar. Dolayısıyla ben videoya odaklanıyorum genelde. Video çekiyorum. Fotoğraf çekmeye gitmişsem de genelde sadece fotoğraf çekiyorum. Video çekmiyorum. Yani biraz durum böyle oluyor. Hani sahne diyelim ki hep aynı şey oluyordur. Önünde çok uzun süre hayvan sadece tüylerini temizliyordur. Orada şimdi yeni makinelerde video ayarları ve fotoğraf ayarları birbirine karışmıyor. O yüzden hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Biraz biraz ondan alabiliyorsunuz sosyal medya için falan ya da kendi arşiviniz için. Ama eskiden bunu yapmaya kalktığım zaman çok büyük sorun oluyordu. Ben tamamen neye odaklıysam gidip onu yapıyorum. Yani videoysa video, fotoğrafsa fotoğraf.
Mikrofon noktasında da bir sürü mikrofon kullanıyoruz ama biz doğada çekim yaptığımız zaman bu shotgun dedikleri ilerideki yani arkayı ve yandaki sesleri çok almayan ama mikrofonun baktığı yöndeki sesleri alan mikrofonları kullanıyoruz. Şurada bir tane vardır. Şurada olabilir. Burada da yok. Burada bir mikrofon vardı burada bir yerde. Neyse bulamadım bunu. Yani böyle uzun bir shotgun mikrofon düşünün. Kameraya biz onları bağlıyoruz ve bize referans ses olarak kullanıyoruz onu. Onun haricinde doğada ses topluyoruz zaten. Çünkü şöyledir, belgesellerde gerçek ses çok az kullanılır. Çünkü nereye giderseniz gidin uçak geçiyor, daha ileriden bir yerden traktör geçiyor, insanlar bir yerde konuşuyor, iş makinesi çalışıyor. Yani siz çok doğal bir yerdesiniz ama ileride bir yerde harfiyat kazanıyor falan. Dolayısıyla işte çadırın hışırtısı oluyor, kamuflaj çadırının. Dolayısıyla çok sahada tertemiz ses alamıyorsunuz. O yüzden tüm sesleri yani dere akıyorsa onun sesini detay olarak alıyoruz. Ağaç yaprakları oynuyorsa onun sesini alıyorsunuz. Sonra bunu kurguda birleştiriyorsunuz. Bir sürü ses katmanı oluşturup. Doğal sesleri ortama göre ayarlıyorsunuz ve hep ortam sesi almamız gerekiyor. Yani diyelim kartalları, akbabaları çektiğimiz bir yerdeyiz. Oradaki rüzgar sesini, ortam sesini, kuzgunların, saksağanların, kargaların seslerini almamız gerekiyor ki kurguda gerçekten orada hissi oluşsun. Dolayısıyla sesleri bu şekilde topluyoruz. Yani kamera üstü, shotgun mikrofonlar. Bu shotgun mikrofon kameraya bağlanıyor ama onun dışında sizin ses aldığınız ayrı bir kayıt cihazı var, öyle mi? Evet, yani kameraya bağlayabildiğiniz tarzı da var. Doğrudan 3,5 mm'den aldınız ya da şu kamerada mesela XLR giriş yapılabiliyor. Şu üst kısmına taktığınız soketten XLR mikrofonu da bağlayabiliyorsunuz. O şekilde de ses alıyor. Harici bu Zoom H6 kullanıyor mesela. Biz H6, H8. Harici ses kayıt cihazları var. Sadece mikrofon ve kayıtçı olarak gidip ses topluyoruz. Ses Harici. temizlemek için bir program kullanıyor musunuz? Yani ses temizleme genelde bu DaVinci'nin yazılımları bu noktada bayağı iyi. Dip sesleri falan her şeyi alıyor. Ses gürültülerini alıyor. Ana sesi çok temiz bir şekilde bırakıyor. Onu yapıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Hocam peki bize ilk sizin bu 3 sene süren bir projeniz vardı. Bir fotoğraf tabii alanda onu yaptığınız için. Ondan var mı bize herhangi bir şekilde gösterebileceğiniz Peki, örnekleri? şöyle şu an ekranda Okey. ne görünüyor? Okey. Görünüyor. Nasıl görünüyor acaba ekranda? Şey Solda küçük küçük, sağda var. büyük mü Evet. görünüyor? Slide dizili var. Şöyle yapsam şu an tam ekran Tam görünüyor, değil mi? ekran. Tam ekran. Evet. Okey. Evet. Şimdi o zaman şöyle bastığımız zaman ilerleyecek. Tamam. Orada kısaca zaten konuştuk bunları. Sosyal medya hesapları Şener Foto diye her yerde bulabilirsiniz. Şimdi bu Kaybolmadan Keşfet isminde bir projeydi. Bu fotoğraf projesiydi. Ben dediğim gibi kurumsal hayatı bırakıp tamamen bu fotoğraf tarafına geçtiğim zaman bir proje yazdım. Olay şuydu aslında. Ana fikir şuydu. Birazdan buradan başka konulara da geçeceğim. Cem Bey'le de öncesinde biraz konuşmuştuk. Şöyle şimdi fotoğraf çekmek yani fotoğraf çekmek tamam güzel bir şey. Yani gidiyorsunuz bir sürü şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz ama fotoğrafçılığı düşündüğünüz zaman yani fotoğraf çekmekle fotoğrafçı olmak çok başka şeyler. Dolayısıyla fotoğrafçı olmayı ya da fotoğrafçılığı biraz ciddi düşünmeye başladığınız zaman bence herkesin kendisini zorlayıp bir foto proje, foto röportaj, bunun ismine ne diyeceksek bir proje yapması lazım. Şimdi bu Kaybolmadan Keşfet projesi benim için bir meydan okumaydı. Yani kendime bir meydan okumaydı. Çünkü ben gerçekten güzel kuş fotoğrafları, yaban hayat fotoğrafları çekeceğimi biliyordum. Ama bunu hem kendime hem de tabii ki seyircilere, izleyicilere ispatlamam gerekiyor. Dolayısıyla bir proje yazdım. Şimdi dedim ki ya bana ne lazım? Bana her yere gidebilecek bir araç lazım. Bana ne lazım? Yakıt, yeme, içme, konaklama bunlar ciddi masraflar. Yani lojistik desteği lazım. Peki bana ne lazım? Benim ekipmanlarım
hobi odaklıydı. Yani o zaman Nikon D7100 kameram vardı. Tamron 150-600 objektif kullanıyordum. Yani amatör ekipmanlar. Dolayısıyla profesyonel seviyede şansımı böyle işi şansa bırakmayacak. Gerçekten iyi sonuç alacağım. Ekipmanlar lazımdı. Bunlarla ilgili ben markalara mail attım. Onlara sürekli yazdım. İşte Toyota'ydı, Nissan'dı falan derken Mitsubishi'yle anlaştık. Mitsubishi Türkiye bu projeye en büyük yatırımı onlar yaptılar sağ olsunlar o yıllarda 2017 yılında. Ve ciddi anlamda da bu proje sayesinde hem yakıt hem işte araç noktasında çok ciddi destekleri oldu. Konaklamayı işte ara ara çözdük. Arada başka dernekler ve STK'lar kendileriyle alakalı bazı çekimleri de ben araya sıkıştırdığım için konaklamaları onlar hallettiler falan. Canon ilk başta bana Canon sponsor oldu. Yılların Nikoncusuyum. Nikon kullanıyorum ama Canon sponsor oldu. 1DX vardı o zaman. 1DX makine ve 500 f/4 objektifle. İlk yıl tamamen Canon destekti. 3 yıl boyunca zaten Mitsubishi Türkiye destekti. Böyle bir süreçle başladı. Dolayısıyla ben hangi hayvanı nerede bulacağımı az buçuk biliyor olsam bile işi bir seviye daha yukarıya taşıdım ve özellikle memelileri gündemime kattım. Şimdi biz Trakuş üyesiyim o zamanlar. Trakuş'ta işte bu şah kartal gibi kuş fotoğraflarını paylaşıyoruz. Ama memeli çekmemişim. Yani hani böyle kuş beklerken işte bir çakal geçmiştir, tilki geçmiştir. Memeli o kadar yani. Şansa olan bir durum. Ama ben ciddi ciddi yani Türkiye'deki büyük memelileri görüntülemek istiyorum. Dolayısıyla işte geyikti, çakaldı, kurttu, tilkiydi, porsuktu falan filan dediğimiz zaman iş bayağı bir renkleniyor. İşte bozayı falan. Dolayısıyla gerçek bir meydan okumayı yani bu. Ve beni aslında Türkiye'de yaban hayat fotoğrafçısı olarak tanıtan ve birçok markanın beni görmesini sağlayan pek çok farklı işte üniversitelerde markaların kendi sunum yapıldıkları atölyelerinde işte İFSAK'tan tutun da pek çok farklı yine dernekte söyleşi yapmam, gidip oralarda sunum yapmamın gazetelere, haberlere çıkmanın yolunu açtı bu proje. Çünkü böyle bir ne deniyor buna? Ekspedisyon gibi yani. Yılın yarısından fazlasını arazide geçiriyordum, doğada geçiriyordum. Dolayısıyla o yüzden herkese gerçekten kendini görmek ve sınırlarını görmek ve eli ayağı düzgün bir iş ortaya koymak için böyle bir proje yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu bir zaman hazırladığım sunumdu. Bazı şeylere çok takılmayın. Bunlar mesela Tunceli'de yaban keçileri. Yani proje başladı. Ben projenin ilk start verdim diyelim. Arabaya bindim, ekipmanları aldım, yola çıktım. Az buçuk bildiğim Beypazarı'nda bir yer vardı. Orada kızıl geyikleri daha gider gitmez ilk gün çektim mesela. İnanılmaz bir moral oldu. Çünkü bütün yol boyunca lan oğlum girdin bu işe de yani neyine güveniyorsun? Hani Türkiye'de kaç kere memeli çektin? Yani nerede bulacaksın bu hayvanları? Dağ başında hayvan nasıl bulunur? Nasıl yaparsın? Tamam hani biliyorsun yolu yöntemi de yani bir tek başınasın falan böyle söylene söylene gidiyorum yani. Bu iş nasıl olacak falan yani fena girdik bu işe gibi. Ama o hemen daha ilk gün kızıl geyikleri görüntüleyince moralim düzeldi. İşte birkaç gün orada kaldım, onları çektim. Sonra oradan çıktım, işte Erzincan'a gittim. Erzincan'da yaban keçilerini bulamadım. Sonra Tunceli'ye gittim mesela. Bu yaban keçilerini fotoğrafladım. Çok da yakın oldu. Çok da güzel fotoğraflar oldu. Kısa kısa videolar. O zaman bu fotoğraf projesiydi ve video çekmiyordum. Ama aralarda böyle çok küçük belki videolar vardı. Yani şu keçiyle 10 metre aramızda mesafe var. Yani çok güzel tecrübelerdi bunlar. Ve aslında bu hayvanların da biz onları ürkütmediğimiz zaman bize ne kadar toleranslı olabileceğini, onları ne kadar rahat fotoğraflayabileceğimizi görmüş oldum. Sonra oradan şeye geçtim. Bu Şubat dönemi yani bir sonraki rotada Ocak'ta başladı proje. Şubat'ta da Kars, Erzurum, Sarıkamış o taraflara gittim ve kızıl tilkilerin peşinde gezdim, dolaştım. Gayet güzel fotoğraflar aldım. Avlanırken görüntüleri falan var. Böyle projeler çektik. Ara ara tabii yine kuşları da çekmeye devam ettim. Bu kurt fotoğrafı tek çekebildiğim kurt fotoğrafı bu maalesef. Erzurum'da çok uzaktan. Fotoğrafın tabii böyle bir avantajı oluyor. Bir anda görüyorsunuz hayvanı. İşte arabanın camından hemen çekebiliyorsunuz vesaire ama birazdan konuşacağız. Belgesel işi böyle olmuyor. O yüzden fotoğraf birazcık daha bu noktada avantajlı diyebilirim. Ceylanlar yani Türkiye'de ceylan yaşadığını ben biliyordum ama yani ceylanı çoğu insan gözüyle bile görmemiştir. Hani gidip Hatay'da koruma sahasına gitmediyseniz görmemişsinizdir ya da Urfa'ya gitmediyseniz.
Ama hem koruma sahalarının içerisinde hem de koruma sahalarının dışında hem Dağ Ceylanlı, yani Hatay Dağ Ceylanlı, hem de Urfa'daki Kursaklı Ceylan dediğimiz bizde iki tür ceylan var. İkisinde görüntüleme şansı oldu. Samsun'da yılkı atları, Samsun Kızılırmak'ta çok çekim yaptım. Yine mesela boz ayılar. Artvin'de günlerce bozayı çekmek için kaldım ve her gün, yani hemen hemen her gün bozayı gördük. Hatta şöyle ilginç bir şey oldu. Bozayıları arıyoruz böyle. Tam işte Karadeniz'i gidenler bilir yani, özellikle o Şavşat taraflarını falan. Yollar böyle virajlı virajlı ve hep bir virajın şeyinde üst tarafında 2-3 tane ev var. İşte orada teyzeler yolun kenarına bir tane kamelya gibi bir şey yapılmış. Orada çekirdek yiyorlar. Biz de geçerken beni gezdiren rehber tanıyordu oradaki teyzeleri. Onlar şey yaptılar, işte selam verdiler falan. Dediler hayırdır ne yapıyorsunuz? Ya işte ayı arıyoruz falan. Ayı çekeceğiz dediler. Dedi bizim rehber. O da dedi ki ya dedi, orada dedi bak ayı dedi geziyor dedi. Biz de onu izliyorduk falan dedi. Çekirdekli ayı izliyorlar çekirdek çıtlarken. Biz de ayı arıyoruz yani. Ondan sonra diyor ki ya diyor o topal domuz var ya diyor topal domuz. O diyor orada diyor şimdi ayı gelecek onu kovacak diyor. Bak diyor birazdan karşılaşacaklar falan diyor. Ya dedim ne diyorsunuz hemen makineyi çıkardım falan. Sonra bak diyor domuz kaçtı diyor. Duydu ayının sesini falan diyor. Yani böyle belgesel izler gibi oturmuşlar hem çekirdek çitliyorlar. Tabii Laz şivesiyle konuşuyorlar falan. Muazzam ilginç ve güzel bir ortam. Öyle oralarda çekimler yaptık. Bunlar Manyas Kuş Cenneti'nde yine o dönemde. İşte Kelaynaklar mesela oralara gezdim, dolaştım. Oraların hikayelerini anlattım. Bu şekilde böyle kaybolmadan keşfet projesi mesela kuşçular için nadir bir tür. Çünkü bizim ülkemizde yok bu kuş. Çok nadiren geliyor Türkiye'ye. Sibirya kazı. O yıl geldiğinde denk gelmişti. Sonra bütün Türkiye Manyas Kuş Cenneti'ne akın edip bu kuşu fotoğraflamıştı. Bu sene de başka yerlerde fotoğrafladılar. Yine Erzurum'da kızıltilgiler. Bunlar da mesela istisna durumlar yani. Bunlar geniş açıyla çekildi. 18 milimetreyle. Çünkü balıkçılara çok alışık bu pelikanlar. Küçük balıkları geri atıyorlar. Geri attıklarında havada kapıyorlar. Sizin böyle 2-3 metre, 1 metre yanınızdalar. Hatta varsa evet, şu an yok. Ya böyle gaga altından balık gözü objektifle çektiğim fotoğraflar var. Yani objektife gagalarının çarptığı, kanatlarından tokat yediğim fotoğraflar var. O kadar yakın çekebiliyorsunuz. Bazen böyle istisna durumlar oluyor. Doğada yani hep uzakta olacak diye bir şey yok ama genelde şu fotoğrafta gördüğünüz gibi kamuflajın altında çekim yapıyoruz. Burada kaya kartalı çekmeye gitmiştim. Ama tam kaya kartalı inecekken biz de soğuktan çenemiz titriyor, dişlerimiz birbirine vuruyorken bizi şikayet etmişler gören birileri. Avlanıyorlar galiba diye. Milli parklardan heyet geldi yani birkaç kişi işte görevli. Sesleniyorlar çünkü bizi görmüyorlar. Biz böyle kamufle olunca daha yukarıda bir yerde kamufle olmuştuk. Bu poz vermek için. Göremedi adam bizi. Biz de hani gider diye sesimizi çıkartmıyoruz ama yıktılar vadiyi yani. Kartal da döndü döndü gitti hareketi görünce. Sonra çıktık artık. Dedik ya fotoğraf çekmeye geldik. Avcı değiliz. Ya bize işte avcı olabilirler diye ihbar ettiler. Kusura bakmayın falan. Dedim artık yapacak bir şey yok. Zaten bir saat, 2 saat daha duramayız. Donarız burada ölürüz. Biz de çekemeden inmiştik aşağıya. Öyle bir gün olmuştu. Ondan sonra bir daha oraya gittiniz mi aynı yere? Yok bir daha gitmedim oraya. Ama Kaya Kartalı'nı Erzurum'da çektik yani daha sonrasında. Aynı yer olmasa da Kaya başka bir Kartalı. noktada çektik belgesel içinde. Yine bu şekilde bakın az önceki bahsettiğim mikrofon şatkan üzerinde takılı. Bu şekilde ortam sesi alıyoruz. İşte kamufle oluyoruz bu şekilde. Şekil olarak hani insana benzemiyor ya mesela silüet olarak. Hayvan bunu orada bir şey olduğunu biliyor ama en tehlikeli tür insan. Hani o insan değilse onun kafasında insana benzetemiyorsa daha rahat davranıyor. Ama ayağa kalktığınız anda iki ayaklı form işte genel silüeti fark ettiği anda kaçıyorlar. Bolu Akbaba lokantasında yıllar önce çektiğim işte Akbaba, Akkuyruklu Kartal, sağdaki Akkuyruklu Kartal bunlar. Mesela bu yine bu projenin bana kazandırdığı çok önemli bir şey. Alageyik. Alageyik dünyaya Türkiye'den yayıldığı söylenir. Saf ırkın, genetiği bozulmamış saf ırkın bizim coğrafyamızda olan Antalya'da bulunan Alageyik olduğu söylenir ve sadece Antalya'da kaldı. Çünkü yıllarca avlandı ve nesilleri tükenmek üzereyken koruma altına alındı. Yani 5 yıl boyunca ben her sene Antalya'ya gittim.
ve bu hayvanları düzenli olarak görüntüledim. Şu an afişlerde, milli parkların kullandığı girişteki afişlerde, panolarda olan fotoğraflar hep benim çektiğim fotoğraflar. Gazetelere basılan fotoğraflar yine aynı şekilde. Dolayısıyla güzel de bir çalışma oldu. Bu hayvanın da fotoğrafı çok az çekiliyordu. Belgeselde videosunda göreceksiniz. Videolarını da çektik. Güzel çalışmalar oldu. Bazı türleri böyle çok yakından görebildik. Sülün Samsun'da yaşıyor, geziyor, dolaşıyor. Bunları görüntüleme şansımız oldu. Yine Artvin'de ağzında otlarla bir boz ayı. Bizim ayılarımız çok az et yiyorlar. O yüzden Grazebeaver'a göre, yani kuzeydeki büyük boz ayılara göre oldukça küçük kalıyorlar. Ve o yüzden de sakinler aslında. İnsanlar için çok bir tehdit oluşturmuyorlar yavrusuna yaklaşmadığı sürece. Bu da şimdi bizim sesimizi duydu ama göremedi. Ağaçların arkasında saklanıyorum. O yüzden böyle bakıyor görmüyor, bakıyor görmüyor ama kokumuzu alınca inanılmaz bir hızla kaçmıştı. Ben de işte epey bir fotoğraf çekmiştim tabii o bizi görünceye kadar. Vaşak noktasında ben çok şanssızdım. Gözümle görme şansım olmadı. Bu foto kapan görüntüsü. Ama Anadolu Kadim Doğa belgeselinde Vaşak çektik. Orada da çok ilginç bir şey oldu. Ben o dönemde zannediyorum sırttan peşindeydim galiba, çizgili sırttan. Vaşak ekibi de buradaydı. Ve hani ben yine vaşak çekemedim. Ama ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar çok güzel vaşak görüntüleri aldılar. Hala da peşlerinde devam ediyoruz. Yine yırk atları, işte baykuşlar vesaire. Bu da mesela alageyin daha boynuzlarının yeni uzamaya başladığı dönem. Geyikler her yıl boynuzlarını düşürüyorlar, yeniden çıkıyor. Sürekli düşürüyorlar o yüzden. İşte yine kızıltilkiler, şamua mesela, çengel boynuzlu dağ keçisi diğer adı. Bu da çok nadir bir tür, zor görülen bir tür. Vesaire. Yani bu işte kompozisyondan bahsettiğim şeyler de. Yani proje özelinde böyle keyifli, güzel bir projeydi. Bu benim ilk çektiğim geyik fotoğrafı. Biraz buraya küçük boyutunu koymuşum, çözünürlük kötü. Bu şekilde böyle simetrik, boynuzları yeni uzuyor, kızıl geyikleri. Böyle bir ilk geyik fotoğrafım bu. Yani çok Sanki enteresan bir poz şekilde vermişler ve gibi hocam ya. evet kesinlikle Poz poz vermişler. vermiş gibi oldu. Çok iyi. Ödül falan da almıştı bu fotoğraf. O yüzden bir kere böyle çekince artık Cüneyt Arkın'ın Alageyik filmi gibi. Nerede geyik sesi duysak her mevsim geyiğin peşindeyiz. Yani. İşi gücü bırakın. Tabii biz öldürmüyoruz, ölümsüzleştiriyoruz. Şeyimiz de Evet. o. Evet. Hatta öyle sosyal medyada yapmıştık. Sosyal medyada şey yapmıştık, slogan. Tetiğe değil deklanşöre bak, bas. Öldürme, ölümsüzleştir diye bir Öldürmemiz tek. sloganımız vardı. İşte bu bahsettiğim yine geniş açıyla yaptığımız çekimler. Bakın mesela bunu özellikle koydum. Ayaklarım görünüyor aşağıda. Sol tarafta İdris var. Yabanın izinde. O da Instagram'da tanırsınız. Milli parklarda çalışıyor. O çekiyor. Benim neredeyse bacaklarımın arasında balık. Balık gözü Allah. objektifle çekiyorum bu arada. Yani o kadar yakına girip onları yiyorlar. Yani insanlardan zarar görmeyeceklerini bildikleri için. Dolayısıyla çok farklı açılar elde edebiliyoruz. Sağ köşede Anadolu sıvacısı var. Endemik bir tür. Türkiye'ye özgü. Şimdi soruları birazdan alayım ama bu proje meselesi en başta anlattığım mevzu işte bu yüzden çok önemli. Yani bir proje yaptığınız zaman o proje sizi alıyor bir yerden bir yere taşıyor. Yani şimdi insanın kendisini geliştirebilmesi için malum hep söylenir ya yani popüler laf konfor alanından çıkması gerekir. Kendini zorlaması gerekir. Yeni yeni bir sürü şey öğrenerek üstüne bunları koyması gerekir. Benim pek çok şeyi öğrendiğim, kendimi yaban hayat fotoğrafçısı olarak tanımlayabildiğim, hatta kendimi fotoğrafçı olarak tanımlayabildiğim proje bu proje oldu. Ve gerçekten beni çok ciddi yerlere taşıdı, çok şeyi de öğretti. Teknik olarak tamam biliyorsunuz ama onu yapmak, hele bir başınıza yapmak, hele böyle markalarla çalışmak, bir sponsorluk yükünün altında o sorumluluğu yerine getirmek, Türkiye'nin her tarafına gidip yani o dağda, o işte vadide, o sulak alanda o kuşu, o geyiği, o yılanı neyse o ayıyı bulmak. Yani bütün bunlar çok ciddi bir şey ve sizi başka yerlere taşıyor. Şöyle mesela rota haritalar paylaşmıştık o dönemde. Bunlarla alakalı blog yazıları yazdık. 9 rota yaptım ben. Burada 4 tanesini örnek olarak koyduk. Yine Alageyik fotoğrafları. Bu da sonraki yıllarda işte Anadolu'nun Geyikleri projesini yaptım. Yani kaybolmadan keşfet bir yerden sonra farklı bir yola evrildi. Sponsorlar değişti. Mitsubishi Türkiye yine kaldı sağ olsun. Onlar ekip araç noktasında bana destek olmaya devam ettiler. Bir de Anadolu'nun geyikleri diye. Çünkü geyiklere tamamen kafayı takmıştım. Türkiye'deki 3 geyik türünü de görüntülemek istedim. Bunlar yine o projede Alageyikler.
Bakın böyle burada mesela kamuflaj çadırın içerisine girdim. Ve bu saha içerisinde olan bir çekim. Belli bir saatten sonra beslenmeye geldikleri için doğrudan bana doğru gelmiş oldular. Dolayısıyla çok güzel bir görüntü yakalamış Evet. oldum. Çok az görüntü alabiliyorsunuz çünkü bütün gün saklanıyorlar. Yani bu kapalı alan dediğimiz hayvanat bahçesi gibi değil. Kapalı alanda dışarıdan çok daha fazla korkuyorlar. Sizden en ufak bir çıtırtıda hayvan kayboluyor. Bulamıyorsunuz yani. Ancak böyle hava kararmaya doğru beslenme alanına doğru geliyorlar. Çünkü öğrenmişler. Memurlar mesai bitince hani bir tane bekçi kalıyor. Onun haricinde herkes gidiyor. Onlar da herkes gittiğini bildiği için ondan sonra geliyorlar. Zaten karanlık çökmüş oluyor. Dolayısıyla işte çok yüksek ISO'larda, az ışıkta çektiğimiz görüntüler. Bu Beypazarı'nda çektiğim bir kızılgeyik. Normal doğadan çektiğim bir görüntü. Yine aynı şekilde başka bir kızılgeyik. Bu karaca mesela. Karacalar da boynuzlarını düşürüyor. Bu normalde erkek bir karaca ama boynuzunu düşürmüş. Biraz eşek sıpasına benziyor ama Evet. karaca. Evet, aynen. Evet, tipi biraz öyle. Bu da işte boynuzu uzadığı dönem. Hem rengi değişiyor. Kışın mesela daha böyle gri tonlara dönüyor. Karda kamufle olmak için. İlkbaharda, yazda da böyle daha toprak renginde, böyle sarı kahverengi bir renk oluyor. Bu kızılgeyik. Belki bunu Twitter'da falan çok görmüş olabilirsiniz. Bu haykırış Eskişehir'den diye bir tweet atmıştım ben. O zaman ihale açılmıştı. İhaleyle alakalı bir tepki vardı. Ben de bu fotoğrafın altına bu haykırış Eskişehir'den diye yazmıştım. Eskişehir'de 15 tane 12 tane geyik vurulacaktı. İhale iptal oldu. Bu fotoğrafı çok kullandılar. Barolar Birliği dava açmıştı. İşte ihale iptal ettiler. 12 tane geyik o sene en azından yaşamaya devam etti ama sonraki sene Oldu. gene açıldı falan filan yani. Çok önüne geçemiyoruz bu tarz şeylerin. İşte Mitsubishi Türkiye'nin kendi sitesinde bu şekilde blog yazıları yayınlandı. Manzara da tabii gittiğim yerlerde olabildiğince çekiyorum. Çok manzara fotoğrafçılığında iddialı olduğumu söyleyemem. Çünkü bambaşka bir kafa yapısıyla bakmak gerekiyor ama yine de gezip dolaştığımız yerlerden işte gözüme hoş gelen görüntüleri kaydediyorum. Fotoğrafçıların kutsal mekanı yedi Evet. gündüz. Sonbaharda mutlaka gidilmesi lazım. Burası Aladağlar. Bu Allah şekilde gezdiğim her yeri tabii bir de doğada olmanın böyle saç kavurma gibi kamp yapmak gibi böyle keyifli veya işte bu şeydi, deniz kuşlarıyla alakalı bir proje vardı. O zaman da bir denize de bulunmak girdik vesaire şeklinde kaybolmadan keşfeti böyle özetlemiş olayım. Şimdi ekran paylaşımını nasıl bitiriyoruz? Buradan. en altta. Bitir diye bir seçenek var mı? Hocam Paylaşım. sağ üstte paylaşı seçerseniz sağından. Ha, paylaşımı duraklat diyor. Evet şurada paylaşım duraklat diyor. Yok ama duraklat deyince ekranı siz yine görüyorsunuz değil mi? Evet, hocam şey vardır. Bu sizin Windows herhalde Yok altta Mac benim. Mac mi? Altta vardır. Ekranı paylaşmayı durdu denilen bir şey vardır. Evet vardı. Niye bulamıyorum şu anda? Tam ekrandan çıkın, escape yapın. Çok ilginç bir şey. Tamam, Heh, şu oldu. an çıktım değil mi? Oldu Evet. gayet güzel, tamam oldu hocam. Tamamdır. Şimdi birazdan belgesel konusuna geçeriz. Burada soru falan varsa biraz fotoğraf, proje soru cevap yapabiliriz. Süremiz ne kadar bilmiyorum. Ben böyle serbest takılıyorum. Süremiz var hocam. Bir saatimiz daha var. Onu Tamam. ayarlayabiliriz. Önce soru soracak arkadaşlarımız var mı? Ona ben bir bakayım. Ya el nasıl kaldırılıyor bilmiyorum ama bulamadım Tamam, bir ben şey bir türlü. olmaz. Selam. Buyurun buyurun. Merhabalar. Alo Buyurun. hocam selamlar. Selamlar, selamlar. Bu gezilerinizde tamam siz şeyden özel sektörden destek aldınız ama devletin yetkililerinin işte ormanların, milli parkların falan size yaklaşımı nasıldı? Yani fotoğraf çekim şeyinde yardımcı oldular mı? Her yerden yere Evet. farklılık gösterebilir ama genel kanı nasıldı? Genel durum? Yani evet dediğiniz gibi yerden yere farklılık oluyor ama olumsuz bir şey yaşadım mı derseniz yaşamadım. Genel itibariyle de buna çok sıcak bakıyorlardı. Hatta bu Alageyik sahası mesela normalde ziyarete kapalı bir alan. Çünkü orası bir gen koruma merkezi ve Evet. hassas da bir tür.
O yüzden mesela onu dilekçe yazıp özel izin alıp niye fotoğraflarını çekmek istediğimi, niye bu görüntüleri almak istediğimi vesaire söyledim. Özel izinle dilekçe yazarak çekime izin verdiler. Şöyle hem Tırakuş üyeliğinin avantajı hem de o zaman için ben neydi? İFSAK. Yok, İFSAK neydi ya? İFSAK İstanbul'daki değil mi? Evet. FSK Ankara'daki. FSK üyesiydim o zaman Ankara'daki. FSK üyeliğinden mesela öyle bir kartım olduğu için ilgili bir madde var orada. Diyorlar ki işte kar amacı gütmeyen bazı kuruluşlarda fotoğrafçı gibi ya da işte amatör fotoğrafçı gibi belgesi olanlar fotoğraflarını çektiği görüntülerin bir nüshasını bize bırakmak suretiyle çekim yapabilir. Başına bir görevli verilir ve sahada hani sahaya zarar vermeyecek, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde kontrollü çekim yaptırır diyor. O madde çerçevesinde sahanın içerisine girip çekim yaptım. Yine mesela yaban koyunları, Anadolu yaban koyunu, Türkiye'nin endemik bir türü ve Anadolu yaban koyunu doğada çok çok az. Ama Konya'da mesela onların bir koruma alanı var. Orası da yine aynı şekilde izinle girebildiğim bir yer. Yani şurada çekim yapmak istiyorum, gerekçem bu deyip dilekçe yazıp gerekli izinler için başvurduğumda hayır çekemezsin diyenler İzin işte gitmiş süreleri oraya. hızlı ilerledi mi? Çok hızlı ilerledi. Yani tahminimden daha hızlı ilerledi. Yani o noktada milli parklar bence Türkiye'deki en hızlı ve konuyu düzgün izah ettiğiniz zaman kesinlikle art niyeti olmayan, size kapıları açan bir kurum. Ama tabii her önüne gelen sahaya girmemesi için de gerçekten ne yaptığınız önemli. Benim ortada bir proje vardı. Onun bir çıktısı olacaktı. Zaten neticede de dediğim gibi hani o alageyik fotoğraflarını vesaire kurum haberlerde kullandı, gazetelerde kullandı. Sergi açtılar mesela insanlara alageyi tanıttılar. İşte broşürler basıldı. Sahanın girişine ve içeride fotoğraflar var. Dolayısıyla aslında onlar da epeyce bu projeden istifade etmiş oldular. Bu Teşekkürler, sağ olun. Bir manada. şey Rica daha ederim. söyleyeceğim. O shotgun Tabii. mikrofon olayında ben sizin tavsiyenizle almıştım. Onu bir göstereyim. Evet. Tam Arkadaş olarak az bu. önce sormuştu. Tam olarak bu. Gökhan Bey'le Şöyle Instagram'dan yazışmıştık. Evet. bayağı Rode bir yazışıyoruz, mikrofon evet. aldı. Hı. Gayet güzel bir şekilde ses kaydı alıyor. Aynen, çok memnun, tavsiye ederim. Süper. Teşekkürler. Hocam bu projeyi siz tek başına mı yapmıştınız? Evet, bu projeyi ben tek başıma yaptım. Tek başıma yazdım, çizdim. Böyle bir örnek de daha önce görmemiştim açıkçası. Bayağı bir şeydi ya. Cahil cesareti gibi ama Tamam. biraz şöyle ben öncesinde işte kurumsal hayatta çalıştım dediğimde Avrupa Birliği projelerinde çalışmıştım ben. Dolayısıyla Avrupa Birliği projeleri de yazıp yönetmenin bir etkisi vardı. Yani proje yazıp çiziyordum. Dolayısıyla hani bir ihtiyacı, bir sorunu belirlemek, sonra onun çözümünü belirlemek, sonra neler gerekiyor bunları belirlemek ve kimleri dahil edersek bu sorunu çözeriz düşüncesi zaten bir projenin ana fikri. Şimdi benim buradaki kişisel meselemde şöyle bir durum vardı. Ya ben bu işi yapmak istiyorum, yapabileceğime de inanıyorum ama ne yok? Kaynak yok. Yani ciddi bir rakam. Yani Türkiye'yi sizin yıllarca gezmeniz demek ciddi bir rakam. Yani dolayısıyla bana bir lojistik lazım. İşte yeme içme konaklama lazım. Ekipmanım yetersiz. Bir ekipman sponsoru desteği lazım. Şimdi burada kazan kazan formülü dedim. Niye devreye girmesin? Yani girer. Çünkü blog yazdığım için az buçuk markalar beni biliyordu. Öncesinde çektiğim fotoğraflar vardı. Dolayısıyla bir dosya hazırladım. Bu dosya da Word dosyası yani. İşte projenin adı, amacı, neler yapılacağı, işte süresi, takvimi. Ondan sonra en altında da ulaşılacak hedefler. Ulaşılacağına dair de nasıl diyelim ona? Bunun bu sonuçlara ulaşılabileceğinin ön garantisi de daha önceden yapılmış olan, çekilmiş olan fotoğraflar diye çektiğim fotoğrafları koydum. Yani dedim ben bu tarz, bu şekilde fotoğraf çekebiliyorum, bu kalitede fotoğrafla çekebiliyorum. Sizlerin desteğiyle bunu çok daha iyisini yapacağız ve işin içerisine işte memeliler de girecek, belki sürüngenler de girecek. Dolayısıyla Türkiye'nin habitatını, doğasını anlatmış olacağız dedik. Bu bir karşılık buldu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişmiş oldu. Ben fotoğrafçı arkadaşlar, amatör arkadaşlara da proje yazın derken aslında bu manada söylüyorum. Şimdi sokak fotoğrafçısı olabilirsiniz mesela ama şimdi sokak fotoğrafçılığı çıkıp her gün sokakta çok ilginç şeyler denk gelebiliyor. Genelde de sokak fotoğrafçılığı, yani ben sokak fotoğrafçılığını denediğim zamanlarda teknik olarak şöyle yapıyordum. İyi bir açı, işte diyelim iki binanın köşesi, arkada bir
ışık var, bir şey var. Hani iyi bir yer buldum diyelim. Orada bekliyordum ama birilerinin geçmesi, o anda bir o hareketi görmek, bir tuhaf bir durumun olması belki de. Dolayısıyla orada yine aslında bekleyerek bir şey yapıyorsunuz ama böyle bir sürü fotoğrafınız var diyelim ki. Fakat sokak fotoğrafçılığında çok iyi olan, dünyada tanınmış insanlara baktığınız zaman çok şaşırtıcı kadrajlar kurduğunu görüyorsunuz. Yani işte iki tane simitin arasından arkada bambaşka bir şey görünüyor. Ya da büyük bir tane reklam panosunun önünden geçerken ayakkabısını bağladığı için çok komik bir görüntü çıkıyor falan gibi. Böyle tuhaf şeyleri birleştiriyorlar. Dolayısıyla biraz aslında böyle de değerlendirilebilir, böyle de düşünülebilir. Proje yapılması çok daha bence iyi olur. İşte manzara fotoğrafları çekiyorsunuzdur. Türkiye'nin ne bileyim kıyıları diyebilirsiniz, Türkiye'nin işte gölleri diyebilirsiniz ya da endemik bitkileriyle alakalı bir şey yapılabilir. Bu hem bir hikaye anlatıyor. Bir 9-10 tane fotoğraf koyduğunuz zaman bir fotoröportaj gibi dergilerde basılabilir, gazetelerde basılabilir hale geliyor. Hem de kendinizi zorlamış oluyorsunuz. Yani bunları bulmaya çalışıyorsunuz, o kadrajları oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir yeri anlatmak istediniz mesela. Yani Yedigöller hani çok bilinen bir yer ama böyle dört başı mamur Yedigöller anlatmak istediğiniz zaman bambaşka kadrajlara, bambaşka açılara ihtiyacınız var ve belki dört mevsim gitmeniz gerekiyor falan. Dolayısıyla daha ciddi ve büyük projeyi bu şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. Evet hocam, sonuçta bu işleri sürdürülebilir kılmak için herhalde proje yapmak en doğru ve en verimli yol olsa gerek. Evet, yani belki bu kadar büyük bir proje olmaz ama daha küçük çaplı projelerle, kısa süreli projelerle bence yapılabilir. Hatta bazı fotoğraf projeleri var ki yani yıllar 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 sürüyor. Yani arka planda hep gidiyor o mesela. Doğru, Bu bunlar da bence var. önemli. Doğru. Şimdi yine bir Levent sorusu var. Levent veya şöyle hanginiz bilmiyorum. Şurada bence. Ali Hocam, peki türleri bulurken köylülerden örneğin yardım alıyorsunuz ya da bilgi alıyorsunuz ama şimdi bütün köyleri dolaşıp burada ne çekebilirim demek olmaz. Hani literatür mü Evet. tarıyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Bir de avcıların yardımıyla bulanlar vardı. Şey, bazı belgesellerde anlatan işte belgeselleri çeken kişiler daha doğrusu bahsediyorlardı nasıl çektiklerinden. Avcılardan da çok yardım aldıklarını söylüyorlardı. Siz alıyor musunuz? Başka nasıl bulabiliyorsunuz? Yani biz nasıl bulabiliriz aslında sorum. Evet. Yani şöyle benim aslında çoğunlukla bu projede ulaşma şeklim şöyle oldu. Şimdi dediğim gibi Trakuş üyesi olduğumdan dolayı Trakuş'ta benim epeyce bir tabii arkadaşım var. Sürekli görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlarım vardı. Dolayısıyla da ya atıyorum şimdi mesela Adana'ya gideceğim. Adana'da birkaç tane arkadaş var. Arıyorum mesela bir tanesini, iki tanesini. Ya diyorum işte ben Adana'ya geleceğim. İşte bu yalı çapkınlarını çekmek istiyorum. Nasıl yaparız falan. O hocam buyur gel yardımcı oluruz vesaire gibi. Kuşlar özelinde neredeyse tamamen Trakuş üyeleri sayesinde ben farklı coğrafyalarda kuşları çok rahat bir şekilde buldum. Memelilerle alakalı yani Urfa'da mesela kelaynakçı Mustafa derler ki Mustafa abi. O zaten bu kelaynakların üreme alanı ve onların korunmasıyla alakalı yıllardır emek veriyor. Sağ olsun mesela o kelaynaklarla alakalı bana yardımcı oldu. Ceylanlarla alakalı hani yer olarak sadece bilgisini verdi. Orada milli parkların alanı olduğunu söyledi. Onlarla görüşürsem, izin alırsam çekime yardımcı olacaklarını söyledi. Ben de gittim oraya. İşte izin aldım. Hem sahanın içinde çekim yaptım. Hem de ertesi gün tekrar gittiğimde şansıma dışarıda epeyce bir ceylan sürüsü vardı. Biraz da onları görüntüleme şansım oldu. Artvin'de de yine milli parklarda av koruma olarak çalışıyor. Avcı değil de fahri av koruma müfettişleri var Türkiye'de. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bunlar gönüllü olarak milli parklara da aslında bağlı av koruma yapıyorlar. Kaçak avcılığın önüne geçmek için. Yüksel Bey var orada meşhurdur mesela. Sağ olsun o yardımcı olmuştu bana. Yani genelde aslında ya milli parklardan arkadaşlardı ya da Trakuş'tan arkadaşlardı. Ben hiç avcıyla araziye çıkmadım ya da onların tavsiyeleriyle şey yapmadım. Çünkü onların mantık ve mantalitesi farklı oluyor. Globaldeki belgesellerde biraz daha o şey nasıl diyelim benim genelde gördüklerimde doğrudan avcı değil de eskiden avcı olabilir belki sonradan av korumaya geçmiş olabilir. Çünkü avcıların hayvanları bulmaya çalıştıkları yer genelde böyle rahat çekime uygun olmayan yerler oluyor. Yani çünkü onlar
daha böyle hayvanlara sinsice yaklaşıp ya da ne bileyim hani onların gizlendiği yerlere ulaşmaya çalıştıkları için şimdi bizim mantığımızda da hayvanın güpegündüz saklandığı bir yere böyle dalma gibi bir durum yok. Bilakis sabah erken saatler, akşam üzeri işte gün batmaya doğru saatlerde hayvanın böyle bir aktif olup beslenmeye çıktığı, çıkabilme ihtimali olan yerlerde bekliyoruz. İşte 3 gün bekliyorsunuz gelmiyor, 5. gün geliyor vesaire gibi. Biraz daha ben o şekilde çalıştım. Teşekkür Hani ederim sana. burada Kapıdağ'da bir kere Kapıdağ'da çok çakal var dediler. Hatta karaca var dediler. Bir tanıdık arkadaş vardı. Ona dedim ya işte beni götürür müsün diye ki onun avcılıkla alakası yok. Ya dedi benim bir arkadaş var dedi. Onunla gideriz dedi. O arkadaşım dediği avcıymış. Onunla bir tur attık yani hani hiç tamamen yalan olmasın ama ya onun getirdiği yerlerde zaten gezdirdiği yerlerde çekim yapmam imkansız. Böyle çalıların arasından üstümüzü başımızı yırtarak ilerliyoruz. Yani ne açı var ne yani kompozisyon var hiçbir şey yok. Zaten çok tuhaf bir şey yani ve o çalı çırpının içinde bulduk yani çakalı da. Ya çakalla böyle göz gözeyiz hayvanı köşeye sıkıştırmışız gibi oldu. Hayvan korktu biz çekindik dedim bu ne hani yani. Sonra çekildik geriye de hayvan kaçtı. Çok şey değil yani. Onlarla bilmiyorum iş yapmak çok zor. Yani şey farklı, mantalite farklı. Materyalde fark. Doğru. Doğru. Evet. Bir Murat Han Develi arkadaşımız soru soracak. Merhaba. Sesim Tabii. geliyor mu? Merhaba. Geliyor. Geliyor Murat Bey. Ha. Ben de kuş fotoğrafçılığıyla ilgileniyorum. Ben şöyle yapıyorum. Sabahları erken saatlerde delta ya da sulak alana gidip gezerek çekmeye çalışıyorum ama kamuflaj Kuşlar da kurup kaçıyor. evet kamuflaj kurup beklemem falan daha mı faydalı olur ya da nasıl bir şey yapabilirim? Yani şöyle epeydir böyle yapıyorsan artık hani bunu böyle belki yapmamayı deneyebilirsin. Ama çok yeniysen yine koş yani heyecanlı gençsin de onda bir sıkıntı yok yani. Koşarsın yorulmazsın sıkıntı değil. Ama normalde şunu söyleyeyim sana. İyi fotoğrafı alabilmek için kuşların gerçekten sana yakın olması gerekiyor. Kuşların da sana yakın olabilmesi için senin kuşlara yaklaşma ihtimali nadiren olabilir. Mesela bazı kuşların şeyi çok toleranslıdır. Yani yavaş yavaş çaktırmadan işte dura dura yani biraz durursun mesela başka şeylerle ilgileniyor gibi yaparsın. Sonra biraz daha ilerlersin başka şeylerle ilgileniyor. Biraz da böyle yaklaşabilirsin ama kuşla yavaş yavaş seninle hep mesafesini açar. Yani o da ufak ufak gider. Ama bir tane gizlenme ağı, bir tane mat böyle yere serip uzanabileceğin bir mat aldığın zaman ya da bir kamuflaj çadırın kıyıya bunu kurduğun zaman üzerine örttüğün zaman yarım saat sonra, 40 dakika sonra, bilemedin bir saat sonra kuşlar önünde beslenmeye başlarlar. Sen de inanılmaz detaylı, çok yakından, çok güzel fotoğraflar çekersin. Yani kuş fotoğrafçılığında bence başarı her zaman hayvanın yani kuşun memelilerde de böyle hayvanın size yaklaşması. Biz yaklaşmaya kalktığımız zaman genelde kaçıyoruz. Ya az önceki pelikan örnekleri onlar istisna yani o artık beslendiği için o işin içinde rüşvet olduğundan dolayı onlar çok yakınlar yani. Bir de biliyorlar oradaki insanlardan zarar görmeyeceğini. Evet, artık alışmışlar onlar o yüzden. Evet. Tamamdır. Teşekkür Olur ederim. mu? Rica ederim ne demek. Şimdi Enis Onur, Enis buyur, söz sende. Teşekkürler Cem. Benim sorum da biraz teçhizatla olacak. Zaten Ali Hocam ben YouTube'da bu gibi review'larını falan çok izliyorum. Projenize göre teçhizat seçimi yani gövde ve objektif seçimini de nelere dikkat ediyorsunuz? O seçimi, o kombinasyonu nasıl oluşturuyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Şimdi proje özelinde tabii olduğu için aslında biraz mesela bu kaybolmadan keşfet bir fotoğraf projesiydi ve fotoğraf projesinde hedef şeydi yani türleri belgeleyebilmek ve olabildiğince iyi fotoğraf almak. Dolayısıyla da hani markaların amiral gemisi diyebileceğimiz en iyi optikleri ve en iyi gövdeleri kullanma gibi bir ihtiyaç söz konusuydu. O noktada da o dönemde işte Canon daha rahat olabildiği için hani 1DX Mark II bile yoktu o zaman. 1DX zaten en üst DSLR'e gövdeydi. Aynasız fotoğraf makineleri henüz yoktu galiba. Yani belki Sony'nin yara geçirgen makineleri vardı. Onlar da o dönem yeterli değildi. Dolayısıyla Canon'un sponsor olması mesela benim için değerliydi ve en iyi yani amiral gemisi 500 F4 ve 1DX en iyi makinelerle çekim yapmış oldum. Dolayısıyla biraz orada optik kalite ve fotoğraf makinesinin hızı, AF performansı oldu. Bu Anadolu Kadim Doğa belgeselini çekerken de tabii ki bütçe ve bütçeye göre de
olabilecek en iyi ekipmanı kullanmak istememiz. Ayrıca sahada rahat çalışabilmek. Çünkü şimdi normalde belgeseller böyle Red kameralarla, Alexa kameralarla falan çekiliyor. Yani daha üst düzey prodüksiyon kameralarıyla çekiliyor. İşte RAW çekiyorlar vesaire. Ama bizim hem bütçe olarak hem Türkiye özelinde bunlara operatör bulmak, bunların derdiyle, yüküyle uğraşmak. Çünkü SSD kullanmanız gerekiyor. İşte 4K 25'ten 4K 100P'ye geçeceğiniz zaman makineyi açıp kapatmanız gerekiyor falan. Yani biraz zahmetli bir şey. Bizim öyle bir esnekliğimiz yok. Yani Afrika'daki bir safari gibi böyle jipin üzerinde yürüyerek konuşarak çekim yapamıyorsunuz. Ya da işte önüne büyük gimbal'lar var. Onlara farklı bir isim veriliyor. Görmüşsünüzdür böyle. Arabanın önünde gimbal gibi devasa makineyi içeriden joysticklerle kontrol ediyorsunuz. Yani o tarz bütçelerle çalışmamız mümkün olmadığından Sony'nin Netflix onayı alan ve biz birçok TV kuruluşuna satacağımız zaman TV kanallarının bazı şeyleri var. Minimum gereksinimleri var. İşte 4K 25P işte şu kadar bitrate, 100 bitrate falan diyor mesela. İşte log çekilmiş olacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak gibi. Onları o zaman için karşılayan Sony'nin A7 S3 makinesiydi. FX3 henüz çıkmamıştı. A7 S3'ü biz o yüzden aldık ve bizim için yeterli olan kompozisyon sağlayabileceğimiz 200-600 objektif aldık. 2x telekonvertörü aldık. Böylece hem kompozisyon kurabildik hem de FX3 4K 100p video çekebiliyor. 640 ISO'daki Gren ile 12.800 ISO'daki Gren aynı. Yani tertemiz çekiyor 12.800'de. Çift baz ISO var. Sensörde böyle bir yazılımsal bir şey var. Dolayısıyla biz hava tamamen kararıncaya kadar neredeyse çekim yapabiliyorduk. O yüzden A7S3'lerle çalıştık. Sonra FX3'ler devreye girmiş oldu. Biraz böyle aslında yine bütçe ve en optimum sonucu alacağımız ekipmanları seçtik yani. Teşekkürler. Rica ederim. Hiç. Biraz Anadolu Kadim Doğa'dan bahsedelim mi? Şey hocam bir Gülçin Hanım'ın bir sorusu var. Bir son Tabii ki. soruyu alalım. Tamam. Ondan Ben, sonra yani, geçelim. kısa bir soru. Görmedim El kaldırdığını. Buyurun. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz Merhabalar. Hoş tekrar. buldum. Sağ olun. Ben projelendirmenizi merak ettim. Yani bir projeyi sıfırdan, fikir aşamasından son sahaya inene kadar hangi adımlarla, nasıl bir planlamayla yürütüyorsunuz? Evet. Planlama ağırlıklı bir şey mi mesela bu konu? Yoksa kervan yola çıkıyor, orada mı Yok. devam ediyor? Plan, Nasıl bir planlama süreçtir? ağırlıklı Onu biraz bahseder çünkü misiniz? tabii ki. Planlama ağırlıklı şöyle, özellikle kuşlar işte yani hayvanlar genel olarak mevzu bahis olduğu zaman şimdi bir göç dönemi var kuşlarda. Dolayısıyla belli türleri zaten yılın her zamanında bulamıyorsunuz. Bazı türleri böyle bir hafta 10 gün ancak Türkiye'de. Dolayısıyla o tarihte o gün orada olması gerekiyor. İşte memelilerde mesela üreme dönemleri çok önemli oluyor. Çünkü daha dikkatsiz ve sayıca bir arada oluyorlar. Dişiler erkekler beraber oluyor. Çünkü genelde işte geyikler, ayılar, keçiler yani bunlar da hep şeydir. Yavru dönemi bittikten sonra daha doğrusu çiftleşme dönemi bittikten sonra erkekler ayrı gezerler, dişiler ayrı gezerler. Dişilerin başında yaşlı liderler olur. Onlar sürüye liderlik eder. Erkekler de kanka kafalarına göre takılırlar. Dolayısıyla onların bir arada olduğu dönemi ancak her canlının üreme döneminde oluyor. İşte geyikler yani kızıl geyik ve ala geyik sonbaharda Eylül-Ekim aylarında çiftleşme dönemi oluyor. Karacanın yazın oluyor ilginç bir şekilde. Bozayılar ilkbaharda ve yaza doğru oluyor. Yavru zaten ilkbaharda çıkmış oluyor. İşte başak bu mevsimlerde mesela Şubat gibi Ocak'ta başlıyor. İşte Mart'a kadar devam ediyor. Tilkiler Şubat ayında oluyor. Bütün bunlara göre ben bir takvim çıkarttım öncesinde. Böylece tabii ki sponsorlara da tarih verebildim. Yani işte 1 Şubat'la 20 Şubat tarihinde şuradayım. İşte sonrasında 10 gün boşluk var. İşte Mart ayında şuradayım. Kediler çiftleşme dönemi falan diye. Ondan sonra Nisan'da işte göç başlıyor. Pelikanlar için şuradayım, flamingolar için buradayım, bunlar için şuradayım falan. Dolayısıyla böyle bir takvim çıkarttım ben projede. Ve baktım ki bir yıl içerisinde hepsine yetişmem mümkün değil. Yani
Teknik olarak bir yılda yani ikiye üçe bölünmem lazım. Tek başımayım, yetişemiyorum. O yüzden de ben projeyi onlara aslında bir yıl demiştim. Onlar da dediler ki ya biz 6 aydan fazla yani bırak yani 6 ayda biz 3 aydan fazla kimseye hani bugüne kadar ne araç verdik ne sponsor olduk. Bir yıl çok uzun bir zaman sonra ben bir yılda bitmeyecek. 2 yılı bulacak gibi deyince ya dediler bir saniye nasıl olacak falan ama ilk ayın dönüşlerini gördükleri zaman işte yukarı yönetime de genel müdürlüğe de bunları ilettikleri zaman işin rengi değişti tabii. Onlar da gördüler ki çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi olacak. Türkiye için güzel bir envanter olmuş olacak falan. Zaten sonra Mitsubishi bu kaybolmadan keşfet şeyinin isminin telif hakkını falan da aldılar. El sanatlarına kadar yani her noktada şu anda aslında onları kullanıyorlar. Yani bazı el işçiliği, bazı meslekleri de kaybolmadan keşfetti. Projelendirdiler hatta. Destek oldular falan filan. Yani TEMSA olayı biraz daha geliştirdi sonrasında. Hala da yeniden bu projeyi ayaklandırma farklı bir şey gibi düşüncelerimiz var ama çok net değil şu anda. Biraz Türkiye'nin ekonomik durumu, şartlar vesaire bunlara bakacağız. Dolayısıyla planlama çok çok önemli bir projede. Yani hayal ettiğim şey şu 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 görüntülemek, şuraları anlatmak, buraların durumunu göstermek ama onları da şu tarihte, şu şekilde, şu şekilde. İşte şu kadar gün kalacağım, bu kadar gün kalacaksam şu kadar öğün yemek yiyeceğim. Şu kadar otelde kalacağım, bu kadar kampta kalacağım, şu kadar arabada yatalım. Hani böyle arabada da yattım çok oldu yani. Çünkü konaklama kısmını tam halledememiştim o zaman. Ara ara farklı kaynaklardan dediğim gibi destekler buldum. Bulamadığım zamanlarda kendi bütçemle kaldım. O sıkıntı olacağı zamanlarda arabada yattım, çadırda yattım. Dolayısıyla kampçılık işi de biraz öyle başladı. Ki iyi ki de başlamış. Bu Anadolu Kadim Doğa belgeselinde yılın yarısı neredeyse kampta kaldık. Yani çadırlarda kaldık. Durum böyle biraz. Peki, teşekkür ederim cevabınız. Rica ederim. Teşekkürler, sağ olun. Ya şimdi sizin en son yaptığınız bir belgesel vardı. Anadolu'nun kadim Evet. doğası belgeseli. Daha henüz yayınlanmadı. Yayınlanacak. Yayınlanmadı, evet. Evet. Kuruluşu devam ediyor. O da 2 sene mi sürmüştü? 1 sene mi sürmüştü? Çekimleri 2,5 sene Evet. sürdü. Ama proje toplamda 3 yıl Üç yıl. sürdü. Hatta sürüyor hala. Hala Çünkü sürüyor. şu an kurgusu var. Evet, seslendirmesi var vesaire. Orada siz görüntü yönetmenliğini yapmıştınız yanılmıyorsam. Evet. O projenin nasıl başladı ve sahibi kim, nasıl oldu? Bir de tabii o projenin bize elde gösterirsiniz örnek çekimlerini. Bu proje aslında bizim yönetmenimiz Burak Doğan Soysal. Sosyal medyadan arkadaşlar biliyorlardır. Burak Doğan Soysal zaten belgeselin yönetmeni ve yıllardır belgesel işi yapıyor. Afrika'da çok ciddi güzel belgeselleri var. Şu an kendi YouTube kanalında da işte Namibya Günlükleri diye daha önce Evet. 63 ülkede dağıtımı yapılmış olan belgeseli şu an YouTube'da ücretsiz mesela Türkçe olarak dağıtımını yapıyor. İzleyebiliyoruz oradan. TRT'de Yabancı Hayatı Keşfet diye 13 bölümlük belgeseli vardı zaten. Biz de Burak'la işte bu fotoğraf camiasından arkadaşız, tanışıyoruz. Pandemi döneminde bu karantina zamanlarında böyle karantina sohbetleri diye Burak bir format hazırlamıştı ve böyle işte fotoğrafçılarla söyleşi yapıyordu. Beraber bir söyleşi yaptık. Orada benim ağzımı aramış o. Yani ben farkında değilim ama dedi ki yani hayalin ne dedi. Türkiye'de nasıl bir şey düşünüyorsun? Ne yapmak istiyorsun dedi. Yani böyle bir kariyer yapmaya çalışıyorsun. Nedir durum? Ben de dedim ki valla Türkiye'nin dedim doğasını, Türkiye'deki yaban hayatını anlatacak böyle salt yaban hayatı belgeseli çekmek istiyorum. Benim böyle bir hayalim vardı. Hani BBC kalitesinde, National Geographic kalitesinde böyle bir belgesel yapmak istiyorum dedim. Tam benim hayaldi bu yani. Çünkü onun bütçesi falan ben hayal bile edemiyorum. Yani ciddi rakamlar. Buran da kafasında böyle bir proje varmış. Aslında benden de yani bu kadar beklemiyormuş aslında. Hani bir şey daha basit bir şey bekliyormuş belki de cevap. Ben böyle doğrudan onun kafasındaki gibi bir hayali seslendirince işte aradan zaman geçti biraz daha pandemi bile bitmedi. Ya dedi böyle böyle bir proje var, yapımcımız var işte Fırat İşbecer. Sağ olsun zaten ciddi anlamda belgesele çok büyük destekleri var. Yatırımcımız o. Yapımcısı o belgeselin. Fikir babası, senaryosu Burak Doğan Soysal, yönetmeni Burak Doğan Soysal. Bana dedi ki var mısın bu işte? Hazır dedi zaten kaybolmadan keşfetten dolayı Türkiye'de hangi hayvan nerede bulunur, nerede çekeriz, ne yaparız? Biliyorsundur hani işin bel kemiği. Bulur muyuz, çeker miyiz, yapar mıyız bunu Türkiye'de? Şimdi Afrika'da biliyor.
Kendisi de bir sürü safariye insanlar götürüyor, ediyor. Türkiye'yi de çok iyi biliyor aslında. Türkiye'de de yıllarca çalıştı ama uzunca bir sürede Türkiye'de çalışmayıp Afrika'da çalıştığı için tabii ki hani ne değişti, ne oldu, sahalar ne alemde? Biraz o noktada daha taze bilgi bendeydi. Dolayısıyla böyle bir girelim dedik ya. Türkiye'de gerçekten böyle bir iş yapalım. Hani zaten pandemiden bir yere gidemiyorsunuz, yurt dışına çıkamıyorsunuz. Uçuşlar sıkıntılı, projeler sıkıntılı, bütçeler askıya alınmış falan. Dedik yapalım böyle bir iş. Ve girdik bu işe. İyi ki de girmişiz. Hani çok da zor oldu ama açıkçası mucizevi bir şekilde projeyi tamamladık. Murat Gezer ve Burak Gezer diye iki tane kameraman arkadaşımızla çalıştık. Dolayısıyla böyle tabii sahada böyle dört kişi aslında altı kişiydi. Merve vardı bizim kamera arkasını çeken. Yine Bekir vardı projenin ilk başında. Daha sonra Bekir ayrıldı. Ama tabii müzikler, işte seslendirme, ondan sonra görsel efektler. Yani görsel efekt değil de aslında renk. Bizde efekt yok çünkü. Renkleri yapan ve genel itibariyle kurguyla ilgilenen ekip arkadaşlarımız da var. Marine Blue, Burak'ın şirketinin ismi. Anadolu Kadim Donanı ya da Marine Blue diye arattığınız zaman web sayfasında tüm ekibi görebiliyorsunuz orada. Dolayısıyla böyle bir çalışma olmuş oldu. Ve biz hani projeye başladığımızda mesela bir örnek vermek gerekirse mazot 5 lira mıydı, böyle bir şeydi. Projeyi bitirirken 30 küsürlerle bitirdik. Dolayısıyla yapılan bütçeyle rakam hani biten çok birbirini tutmadı ama işte neyse ki yapımcımız gerçekten arkamızdaydı ve belgeseli bitirdik. Tabii şu anda da aslında önümüzde hala uzun bir yol var. Bu belgeselin yolu uzun. Globale yaptık biz bu işi. Türkiye'de herhangi bir kanala yapmadık. O yüzden de aslında Türkiye'de doğrudan şu kanalda, şu tarihte yayınlanacak diyemiyoruz. Çünkü bu iş Türkiye'de bir kanala satılmış bir iş değil. Hatta şu an hiçbir yere satılmadı. Tamamen bizim her şeyiyle çekip sonrasında satışını yapacağımız, dağıtımını yapacağımız bir proje. O yüzden de yolu uzun. Ama Evet. daha şimdiden gösterime girmeden müzik ödülünü aldık. Öyle mi? Yağız Oral yapıyor bizim müziklerimizi, sağ olsun. Fragman müziği, ana müziğimiz ödül aldı. İşte Amerika'da gösterime girecek, fragman olarak gösterime girecek. Yani fragmanını gösterecekler. Afişler şu an yarışıyor. Dolayısıyla daha belgeselimiz yayına girmeden ödüller almaya başladık. Bravo. Umarım belgeseli de hayata geçirdiğimiz zaman yeni ödüller, yeni dereceler gelecektir. Bravo hocam, bravo. Tebrik ederiz. O zaman Eyvallah. madem şu merak ettik şu sizin belgeseli bir çok kısa bir fragman sizde vardı. Onu bir izleyebilirsek arkadaşlarımızla birlikte çok güzel olacaktır. Tabii ki. Şöyle o zaman hemen tekrar ekranı yansıtalım. Şöyle son fragmanı herkes hatırlıyordur herhalde ama ben ilk fragmandan, değil mi? Şöyle. Şu an tabii siz burayı göremiyorsunuz. Onu nasıl yapacağız? Yok, şu anda biz görüyoruz sizi. Şey, Move'u teaser 4K Move Şimdi zaten gözüküyor. gözüküyor ama bunu açtığım zaman siz bir şey görmüyorsunuz. Şöyle açarsam görecek misiniz? Görmeyeceksiniz. Bir saniye. Evet. Şimdi Evet, görüyorsunuz, değil mi? görüyoruz. Sesi vermiş miydiniz? Ses gelmiyor mu? Yok, ilk yok sesi checkbox'tan check ederseniz gelecek, yoksa gelmez. Nasıl Çıkın yapacağız onu? buradan. Şimdi buradan çıkın bu şeyden. Filmi kapatıyorsunuz filmi. Yani filmi Sesi Cem paylaşıyor. hocam, paylaşımı durdurup tekrar Evet. paylaşıma geçerken Evet, alt paylaşım. tarafta oluşan küçük Evet. checkboxlardan sesi de ver diye bir opsiyonu Evet. seçenek olması lazım. Onu seçmek Evet. lazım. Ama Evet. İlk önce tabii şey. paylaşıma İsterseniz başlamadan önce yapmak lazım. evet, paylaşım aşamasında doğru.
Şeyi kapatmadan Move'u filmi kapatmadan paylaşımı kesebilirsiniz. Paylaşımı kesmeye çalışıyorum. Gene bulamadım değil mi? Nasıl yaptım Peki ben bunu? ben oldu. Ben yapıyorum da o yüzden. Üstüne basınca oluyormuş. Tamam şey yapayım ben başlattım. Burası Anadolu. Tamam. Binlerce yıldır Geliyor. üzerinde Gelmedim yaşadığımız ses. yaşam Geliyor. kaynağı. Hocam ses geliyor ama tam Her ekran tarafı değil. canlı. Her taşın altından hayat fışkırıyor. Tam ekran esasında ama. Seslendirmede Mazlum Küfer'le çalıştınız Sulardan galiba hocam. denizlere, Evet, Mazlum sulardan Küfer'le çalıştım. ormanlara, dağlardan sulak Şu an oynamıyor ama video değil mi? ana her nefeste sırlarını. Oynamıyor Hocam hem de tam ekran değil. video sabit. Evet, video sabit şu an. Hareket yok. Sağ tarafta da farklı videoların görüntüleri var. Ben tekrar Yapacağız. paylaşmaya çalışayım mı? Tamam hocam. Şimdi sesi dediğiniz nereden Paylaşmayı açarken altta bir ses paylaş denilen bir küçük bir kutucuk vardır. Ona basmanız gerekiyor. Sesi paylaş. Evet, Evet, gördüm. ona bir check yaparsanız tamamdır. Anladım. Tamam. O zaman şöyle yapacağım. Önce videoyu açacağım. Evet, Zoom'da çok çalışmayınca tabii şey oldu yani. Şimdi paylaş diyorum. Şu ekranı alıyorum. Sesi paylaş diyorum. Paylaş diyorum. Bakalım şimdi olacak. Oldu. Bu olağanüstü kara parçası yaklaşık 300 milyon yıl önce oluşmuş. Gezegenimiz için çok önemli bir konumda. Asya ve Avrupa arasında coğrafi bir köprü. Pek bilinmese de doğası şaşırtıcı derecede çeşitlilik barındırıyor bu coğrafyanın. Burası birbirinden farklı habitatlarıyla gözümüzün önünde gizlenen saklı bir cennet. Milyonlarca yıldır güçlüler hayatta kalmış, zayıflar elenmiş. Bu kadim topraklar depremle, selle, rüzgarla sınanarak günümüze gelmiş. Bu sıra dışı hikaye, medeniyetlerin beşiği olmuş bir coğrafyanın kadim doğasını anlatıyor. Bu topraklarda yaşayan çoğu insanın pek duymadığı, görmediği, bilmediği bir hikaye. Anadolu, kadim doğa. Çok yakında ekranlarda. Evet. Harika. Çok güzel. Gerçekten çok güzel hocam. Emeklerinize sağlık. Evet, ellerinize sağlık. Harika yani. Harika. Çok güzel denize tuhaf. Hocam drone olarak ne kullandınız? Drone olarak Mavic Air Pro 2. Mavic Pro 2. Şimdi diğer fragmanlardan da şey.
Buradan çıkamıyorsunuz. Bunun Ben, arkası. isterseniz şehri kapatın. Paylaşımı durdurun, tekrar paylaştırırsınız. Önemli değil. Çünkü paylaşımdayken göremeyebilirsiniz. Kendi ekranınız, kendi dosyanızı. Tamam. Görünüyor aslında da. Bunu seçeceğim galiba. Evet. Evet, oldu. Dünyamız hızla değişiyor. İnsanoğlu kendisi dışındaki tüm canlıların yaşam alanlarını daraltırken bir yandan da doğal düzeni bozuyor. İnsan etkisi, habitat kayıpları ve iklim değişikliği doğal afetleri tetiklemeye başladı. Ancak gezegenimizi kurtarmak için hala çok geç. Ekibimiz Anadolu coğrafyasında bugüne kadar yapılmış habitat temelli en geniş görsel envanteri oluşturmak için yola çıktı. Ses kontrol. Evet. Yaklaşık 24 ay sürecek çekimlerin ilk 6 ayı sonunda 41 bin kilometre yol kat edildi. Hiçbir şey yok. 37 ilde 53 doğal alanda çekim yapıldı. Şu ana kadar 314,5 saat kamuflaj altında kuşları ve memelileri bekleyen ekibimiz, 200'ün üzerinde türe ait yaklaşık 4200 dakika ham görüntü elde etti. Oo, geliyor. Korumak için tanımak lazım. Anadolu, kadim doğa. Evet, sonunda sponsorları da gördük. Çok güzel hocam. Büyük Çok bir emek var. değerli çalışmalar. Çok büyük bir emek var. Çok büyük bir özveri var herhalde. Her Yani şartta evet tabii ki. gidilmiş oraya. Sonuçta kaç gün hiç uğramadan, bir yere uğramadan, bir medeniyete uğramadan orada kaldınız. En uzun zannediyorum bir ay net, Bir hiç ay. aralıksız bir ay Aralıksız bir ay vardı. kaldınız. Tabii aralıksız bir ay Evet. kaldık. Yani ortalama zaten yaklaşık yılın 180 günü falan arazideydik. Yani yılın yarısından fazlası genelde arazide geçti. Arazide. Çok büyük bir şey ya bu. Hem çok büyük bir sabır, özveri, ciddi de emek, yani bu kolay bir şey değil tabii. Soğuğu ayrı bir dert, sıcağı ayrı bir dert. Tabii soğuk sıcak. Bulmak, çekmek, çekememek vesaire bütün hepsini düşündüğün zaman hakikaten yani bazen beslenmek bile şey olabiliyordu yani sorun olabiliyordu. Ama güzeldi ya olumsuz bir şeyle karşılaşmamak güzeldi. Yani kamp alanlarında olumsuz bir şey olmaması, konakladığımız yerlerde olumsuz bir şey olmaması bunlar güzel. Başımızdan bir kaza geçmemesi güzel oldu. Doğru. Onlar önemli şeyler. Dolayısıyla tabii başka riskler de var bu işlerin içerisinde. Hani en çok sorulan işte yaban hayvanları saldırmıyor mu etmiyor mu? Yok zaten biz onların peşinde koşuyoruz bize poz versinler diye. Onlar kaçıyor sürekli. Yani öyle bir durumumuz olmuyor. İşte sinekler, böcekler, sivrisinekler bunlar var. Ha, Arılarla bunlarla onlarla uğraşıyoruz. uğraşıyorsunuz. Evet hocam. Şeyde Aynen öyle. kafanızdaki tam olarak o hayale ulaşabildiniz mi bunun sonunda? 2,5 senenin sonunda. Yok. Ona ulaşmak mümkün değil. Yani maalesef ona ulaşamadık. Çünkü yani böyle bir belgesel aslında şimdi BBC işte hani dünya genelinde en iyi belgesel yapan yerlerden birisi. Evet. National Geographic
Ya görüntü olarak evet çok güzel ama biraz böyle ben şeyi sevmiyorum işte dünyanın Popüler. en vahşi, dünyanın en yırtıcı, dünyanın en hızlı falan filan. Yani en yani her şeyde dünyanın en iyi falan diye bir şeyler yapıyorlar. O tarz belgeseli ben çok sevmiyorum. Ama BBC'nin daha böyle bilimsel temele oturan, daha estetik anlatımını çok daha beğeniyorum. Ama bakıyorsunuz mesela bir BBC belgeseline. Şimdi en son hangi belgeselini izlemiştim? Bir dünya dört kainat mıydı? Bir evren dört dünya mı? Öyle bir şey bir belgeseli vardı. Son yaptıkları büyük proje. Yani o projede 170 profesyonel kameramanla çalışmışlar. 20 küsür görüntü yönetmeni işte bilmem kaç milyon euro bütçe. Yani işte kutuplarda çalıştıkları yerde zaten devasa konteynerlarla inanılmaz bir arka planda ekip var. Yani sadece onların hani bir bölümünün birkaç günlük çekim bütçesi bizim belgeselin bütçesi olur. Yani ciddi anlamda bambaşka bir olay var ve bunu 7 yılda yapıyor. Yani bir de üstüne 7 yıl çalışıyorlar. Yıl. Bizim Türkiye'de bir projeyi yapabilmemiz için zaten en az 4 sene gerekiyor. Çünkü bazı hayvanların döngüsü var. Şimdi 4 mevsimli hayvanı çekebilmek için bir kere bir yılda kaçırdığınız zamanlar olabiliyor. İkinci yıl mutlaka olması gerekiyor. İşte bu sene kar yağmadı mesela. Ki bizim tilkileri çekeceğimiz yılda da yine çok az kar yağışı vardı. Ve biz böyle nasıl diyeyim size Sarıkamış'a bile gittik yani. Kars, Sarıkamış her zaman kar olan yer. Erzurum'da yoktu mesela. 10 santim kar vardı. Tilki avlanamıyor. Yani dalma hareketini yapamıyor. Dalacak kar yok. Böyle işte o peşinden koşup yakalıyor. Sarıkamış'ta böyle rüzgardan dolayı rüzgarın biriktirip yığdığı bir yerde o avlanma hareketlerini çekebildik yani. Çok aradık. Yani ciddi anlamda bazen bu hava şartları, iklim sizi çok zorluyor. İşte havalar çok sıcak gidiyor. Geyikler çiftleşme dönemi çok geç başlıyor. Tarih sarkıyor. Ne bileyim keçiler kar yağmadığı için çok yükseklerden aşağı inmiyorlar. Siz çok yükseklere çıkamıyorsunuz falan filan. Bir sürü böyle aksaklıkları düşündüğünüz zaman bunları hani o yıl olmazsa öbür yıl, öbür yıl olmazsa öbür yıl olması lazım. Ve böyle dört kişi koskoca Türkiye'de hayvanların peşinde. Yani bunu biz böyle anlattığımızda ben biliyorum ki yani dünyada belgesel işi yapan pek çok kişi imkansız diyecek. Bunu dört tane kameramanla çekemezsin. Olmaz diyeceklerdir. Öyle görüntülerimiz var. Ama hakikaten dört kişi 2,5 senede bunu görüntü toplama işini bu şekilde yaptık yani enteresan bir şekilde. Sahadan yıllardır bu işin içerisinde olan bazı arkadaşlarımızdan da tabii sonrasında destek aldık eksik görüntülerle alakalı vesaire. Ama genel itibariyle hani ana çatıda bu dört kişi koşturduk. Keşke zaman olsa, keşke buna dayanacak güç olsa, bunun bir ciddi anlamda daha iyi bütçeleri oluşursa, bunu 5, 6, 7 yıl yapsanız ama ne ya Türkiye'de çok zor. Hani çok detayına girmeyeyim ama süreklilik ve istikrar yani Türkiye'de çok zor olduğu için Zor. Türkiye'de 2 sene belgesel çekmek biz neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Yani maddi olarak da psikolojik olarak da sürekli bir şeyler değişiyor ve siz ona ayak uydurmaya çalışıyorsunuz falan. Söz alıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, onlar bir bakıyorsunuz orada yok. Dolayısıyla bir daha gidip yeniden anlatmanız gerekiyor. Ne yaptınız, ne ettiniz, niye bu işe başladınız? Sıfırdan bir daha anlatıyorsunuz. Yeniden dosyalar hazırlıyorsunuz falan. Yoruyor yani birazcık bunlar yorabiliyor. O yüzden yani globalde yapılan işler böyle 7-8 sene ekipler ayrılıyor, bölüm bölüm yapılıyor, çok güzel oluyor ve nihai hedefe ulaşıyorlar. Belki onlar bile diyordur yani ya tam istediğimiz gibi olmadı ama güzel oldu falan diyorlar. Şu an bizim durum da öyle yani. Tam hayalimizdeki belgesel olmadı ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Görüntü kalitesi ve içerik anlamında yaban hayat belgeselleri içerisinde, Türkiye'de çekilen yaban hayat belgeselleri içerisinde en doyurucu, görsel yönü en güçlü belgesellerden birisi olmuş olabilir. İnsan hikayelerinde tabii ki çok daha görüntü kalitesi, röportajları vesaire mutlaka çok güzel belgeseller var. Ama hani yaban hayat özelinde iddialı ve güzel bir çalışma oldu. Hatta böyle biraz o işte BBC havasını, biraz o niteliği Evet. yakalamaya çalıştık. Biraz o Havayı tarafa veriyor. yaklaştı gibi. Havayı Hatta veriyor. şu son fragmanımızı mesela izleteyim size. Böylece tam olarak ne demek istediğimizi de zannediyorum anlamış oluruz. Bunu bakalım.
Şu an başka bir paylaşım mı var dedi? Yok. Başka bir paylaşımımız yok şu anda. Siz de yani siz eğer Başlatılamadı. paylaşırsanız olacak. Başlatılamadı. Tekrar deneyim dedi ama bir saniye bir daha bakalım. Heh, şimdi tamam. Sesi de paylaşıyorum. Evet, bu da son fragmanımız. Anadolu, Kadim Doğa, 2024'te ekranlarda. Evet. Yine çok güzeldi. Yine elinize sağlık. Sağ olun. Genel Şahaneydi. itibariyle Şahaneydi valla. vaziyet böyle. Şahaneydi. Bir sorumuz var. Can Bey'den, Can Bey'e sormuş Can Sural. Yine bu paralel bir şey sormuş sizin de söylediğinizde paralel. Hazırlamış olduğunuz belgesel hangi tarihte, hangi kanalda yayınlanacak? Evet, kanal durumu maalesef belli değil. Tarih olarak yaz sonu gibi zannediyorum kurgu bitecek. En son Burak'la görüştüğümüz kadarıyla kurgu yaz sonuna doğru bitecek gibi. Tabii sonrasında diğer post prodüksiyon aşamaları var. Seslendirme, müzikler, altyazılar, işte çeviriler vesaire. Yıl sonunu bulacak gibi. Yani bizim hedefimiz aslında üçüncü çeyreğe kalmadan distribütörlere ulaştırıp pazarlamaya başlamak gibiydi ama işte eksik görüntüleri de aralarda hala çekmeye çalışıyoruz bazen gidip. Çünkü kafamızda hikayeyi tam oturtalım istiyoruz. Bir taraftan kurgu devam ederken fırsat buldukça ara ara eksik gördüğümüz, düşündüğümüz çekimlere de devam ediyoruz. Daha hala çekimler bu yönde bitmedi. Dolayısıyla biraz yıl sonuna doğru olacak gibi Öyle olacak. görünüyor. Ama Türkiye'de yani Türkiye'deki izleyicilere belgesel nasıl ulaşır, nerede ulaşır? O şu an tamamen belirsiz. Dijital bir platform olur mu bilmiyorum. Olursa zaten çok güzel olur ve her yerde, bütün dünyada izleme şansı olur. Olmazsa da belki Türkiye'de bazı büyük şehirlerde gala yapabiliriz belki. Seyirciyi de öyle buluştururuz diye düşünüyoruz şimdilik. O da bir seçenek. Doğru. Evet. Çiğdem Hanım'ın bir sorusu vardı. Buyurun Çiğdem Hanım. Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkürler Ali Hocam. Yani o kadar dolu dolu, o kadar besleyici ve güzel, keyifli bir akşam oldu ki anlatamam. Eksik olmayın paylaştığınız Çok için. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yeni projeniz olsun, ondan sonrakiler olsun. Hep dileklerimi ileteyim. Yolunuz açık olsun. Bir de şeyi Amin. sormak istedim. Bu TRT'den Ece Soydam'la hiç yolunuz kesişti mi? Herhangi bir noktada beraber çalışma şeyiniz oldu mu? Onu merak ettim. Ece Hanım'la maalesef daha yüz yüze tanışamadık. Ama sosyal medyadan da değil hatta
Doğru, sosyal medyadan ilk Facebook'tan yazışmıştık. Bütün belgesellerini izledim Ece Hanım'ın ve gerçekten Türkiye'de sayılı belgesel yönetmenlerinden kadın belgesel yönetmen olarak da özellikle yaban hayatında zannediyorum tek yaban hayatı kadın belgeseli olarak ciddi anlamda işin altına giren ve böyle bu işi çok sevdiği anlaşılıyor. Kurt belgeseliyle alakalı kurt belgeselinden sonra Sarıkamış'ta kurtları aradığım dönemde işte o kaybolmadan keşfet projesinde bayağı yardımcı olmuştu bana sağ olsun. Ama benim şansım yaver gitmedi. Zaten onların da ne kadar zor şartta olduğunu ve 120 küsür gün içerisinde sadece 10 gün görebildiklerini duyunca dedim ki yani normal ben şimdi gittim hemen 5 günde kurt Hocam çekeceğim. Yani biraz sabır işi hakikaten. kesinlikle. Yani Kesinlikle. evet. Ama Ece Hanım'la yani yüz yüze tanışmak, muhabbet etmek istiyorum. Fakat böyle sosyal medyadan bir muhabbetimiz var diyelim. Ne zaman soru sorsam ya da o bana ulaşmak istese ulaşıyor. Görüşüyoruz. Öyle bir durum var. Burak'la tanışıyorlar tabii onlar eskiden tanışıyorlar. Ama denk Umarım gelmedi ortak yani bir türlü. çalışmalarınızı da izleriz. Çok güzel olacaktır eminim. Neden olmasın? Olabilir. İnşallah olur. Kısmet. Teşekkürler hocam. Emeklerinize Sağ sağlık. olun. Bütün ekibin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başka sorusu veya katkısı olacak arkadaşlarımız var mı? Burada chat'te hocam size arkadaşlarımız övgüler sıralamışlar. Emeklerinize sağlık genelde diyorlar. Teşekkür ediyorlar. En sonunda Fatih Bey de elinize sağlık. Görünen ve görünmeyen tüm kahramanları tebrik ediyorum. Bu herhalde hepimizin Eksik olmayın, ortak sağ olun. kanısı olarak bunu günün sözü olarak söyleyebiliriz hepimiz de. Başkaca bir arkadaşımız katkısı yoksa Ali Hocam'a son bir söz verip ondan sonra yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım isterseniz. Hocam sizin var mı ekleyeceğiniz herhangi bir şey? Bir son bir Yani mesajınız varsa. evet. Ha, şurada ben de chat'i arıyorum dedim acaba orada ha, şimdi buldum. Ya, niye ben bu kadar Sağda amatörüm bugün? Çiğdem Hanım demiş. Yani Cihat Köseoğlu emeğinizi kutluyorum demiş. Aysun Hanım, hocam emeğine de sağlık. Çok güzeldi. Kelimeler yetersiz kalıyor. Yılmaz Tanayıcı, öyle görünüyor ki bizi muhteşem bir belgesel bekliyor. Tebrikler. evet sağ ol. Aynı Şimdi kanaatteyim. gördüm. Yazıları şimdi gördüm. Hepiniz çok sağ olun. Evet, Nur Hanım demiş. Emeğinize sağlık. Can Bey Çok sağ sorusu olun. vardı. Semih Hanım da teşekkür etmiş. Yolunuz açık olsun demiş. Eksik olmayın. Yani Ondan sonra. gerçekten Türkiye için böyle bir adım atalım. Katma değeri yüksek, görüntü kalitesi yüksek, pek çok insanı motive edecek, mutlu edecek. Ne bileyim yani Türkiye'de ya bu kadar güzel bir doğanın varlığını ortaya koyacak. Çünkü Anadolu Kadim Doğa aslında habitat anlatıyor. Tabii. Yani bu belgesel böyle salt yaban hayat, vahşi yaşam belgeseli değil. Habitat anlatıyor ama o habitatın içerisindeki canlıları da olabildiğince çok göstermeye çalıştık. Yani bazı sahneler gerçekten çok güzel. Ben henüz mesela başka belgesellerde izlemediğim sahneler yakaladık. Çok orada o sahnelerde özellikle çok ciddi emekler var. Tabii kurgu neticesinde o bambaşka bir hale de gelecektir. Hikayeyle, müzikle, anlatımla vesaire. Ama hani normalde insanların çok göremeyeceği, çok binde bir denk gelen, bazen çok nadiren fotokapanlara yakalanan falan görüntüler almayı başardık bazı türlerde. Dolayısıyla bayağı heyecanlı, güzel. Biz de çok heyecanlanıyoruz. Hatta bu ilk fragmanı gördüğümüzde böyle gözlerimiz doldu. Yani daha 6. ayda fragmanı Burak sağ olsun hızlıca böyle kurguladı, bir fragman olarak attı. Ya dedik biz mi çektik bunu? Yani bu görüntüleri biz mi çektik falan gibi oldu. Çünkü şöyle bir şey var şimdi. Ekip olarak çalışıyorsunuz. Bazen biz ekibi ikiye bölüyorduk. Bir ekip işte Çanakkale'de çalışıyor. Bir ekip Van'da çalışıyor falan. Dolayısıyla hani onların ne çektiğini biz bilmiyoruz. Bizim ne çektiğimizi onlar bilmiyor. Sonra hepsini tabii ki yönetmenimize teslim ediyoruz. Şimdi hep Burak görüyor. Bütün görüntüleri Burak görüyor.
Ben belli bir miktar görüyorum. Dolayısıyla kafamızda tabii şey canlanmıyor yani. Nihai hikaye canlanmıyor. Bir de oturup videoları arka arkaya izlemeye başladığımız zaman tabii hikaye şekilleniyor. Çünkü çekim yaparken de mesela ben diyelim ki 600 mm ile çekiyorsam işte farklı bir açıdan aynı canlıyı çeken arkadaş o da bazen aynı 600 mm'de çekiyor. İki farklı açıyı kullanıyoruz. Bazen o geniş açı çekiyor, ben dar açı çekiyorum. Bazen ben geniş çekiyorum, o dar çekiyor falan. Dolayısıyla hikayeyi anlatırken ben diyorum şimdi ayaklarına odaklandım, sen işte boynuzlarına odaklan. Şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. İşi biraz daha, çünkü bu bir hikaye anlatma yani. Sabit bir görüntüyü aldığınız zaman orada bir şey anlatamazsınız. O yüzden işte onun yediği otu çekiyorsunuz. Yürürken taşları düşürüyorlar, o taşları çekiyorsunuz. Arkadan toz kalkıyor, onu çekiyorsunuz. Rüzgar esiyor, onu çekiyorsunuz. Tüyleri sallanıyor mesela. Çizgili sırttan yelesini kaldırıyor, oynuyor falan, o detayları alıyorsunuz gibi. Dolayısıyla hem çok keyifli hem çok yorucu ama inanılmaz derecede de öğretici bir tarafı var. Bazı canlılara çok yakın olmak zaten bu işi, yani benim en çok sevdiğim taraf bu zaten. Kameraman arkadaşlardan mesela Gezer kardeşler bizim kameraman arkadaşlar, ikisi kardeş onların. Murat Gezer, Burak Gezer. Çizgili sırtlanları çekerken şeydeyiz orada, bekliyoruz işte hayvanların çıkmasını. Bir anda zannediyorum Murat'ın hemen yanından çıktı yani. 1,5 metre yanından çıktı. Sırtlanla göz göze geldiler. Yani tabii bir böyle şimdi hareket etmemeye çalışıyoruz hayvan ürkmesin diye ama fazla yakın yani, hani objektif netlemeyecek zaten. Böyle bir açı alma şansımız yok. Ondan sonra o bize baktı, biz ona baktık. Böyle göz göze bakıştık falan. Allah Allah dediler, Allah hayvan bunlar ne yapıyor burada? Geri girdi. Sonra baktım ben, Murat'ın gözü dolmuş, Burak'ın gözü dolmuş. Abi ne kadar güzel bir canlı. Yani ben daha önceden karşılaştığım için o ilk şoku ben daha önce yaşamıştım. Ki ben bile çok heyecanlandım. Kalbim küt küt atıyor yani. Yani korku yok. Hani sırttan diyorsun da yani. Korku yok. Yani inanılmaz bir mutluluk ve inanılmaz bir heyecan var. Yani o şeylerin, yani gençlerin ilk defa bu kadar yakın olup o duyguyu görünce işte dedim ya biz bunun için zaten. Bu sevda bu yani. Bu çile bundan çekiliyor. Sonra sırttan biraz daha ileriden çok güzel açılardan tekrar çıkıp dolaşıp aşağıdan gelip şöyle güzelce bize poz verip yürüyüp dolaşınca çok güzel görüntüler aldık ve böyle ağzımız kulaklarımıza varıyordu yani. O günü bitirdiğimizde. Dolayısıyla bunlar böyle çok özel, değerli, çok güzel şeyler. Arkadaşlar için de, bizler için de çok büyük tecrübeler oluyor. Ve doğaya bu kadar yakın olduğun zaman saygı duyuyorsun hayvana. Saygı Yani duyuyorsunuz. ben sırtlanın o simsiyah gözlerine bakıp böyle bir 10 kaç saniyedir o, bir tane video vardı. 20 saniye kesintisiz göz göre geze geldiğimiz bir video var. Yani çok şey anlatıyor. Çok şey Zaten anlatıyor. Murat Gezer de burada galiba bir izliyor sizi şu anda. Öyle mi? Aa, hiç çaktırmıyor. Ben isimlere de çok bakmadım. Birkaç sayfa varmış burada. Evet. Murat buradaysan ses ver ya. Ben de şimdi fark ettim. Sizi evet herhalde şu an sesi ha ben o Murat diyeyim diyormuş. Tamam peki. Sonrası şey İsim benzerliği. benzerliği. Evet şimdi benzerliği olmuş. Çok güzel. Evet. Peki. Şu an onlar yine bir çekim peşindeler galiba. Yapıyorlar. Dağcılıkla alakalı belgesel hazırladılar. Dağcılıkla ilgili. Dağcı kendileri. Ha, evet. Jeoloji Fragmanları mühendisliği vardı. okudular. Dolayısıyla çok gönlüler yani, sağ olsunlar. Bravo. Bayağı da sağlam arkadaşlar yani. Biz hiç sorunsuz. Hani ekip çalışması biliyorsunuz zordur. Ama bu ekip böyle hiç sorunsuz, sıfır problemle bu işi tamamlamış olduk. Bravo hocam. Elinize sağlık. Sizi ağırlamaktan çok büyük keyif duyduk. Evet, Çok o teşekkür keyif bana ediyoruz. ait. Güzel oldu böyle. Arada bir belgeseli ve yaban hayat fotoğrafları, videoları böyle konuşmak çok keyifli oluyor. Tabii. Böyle güler yüzlü, meraklı, ilgili seyircilerle, arkadaşlarla buluşmak çok keyifli oldu. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılan her arkadaşa çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yani biz Sağ çok olun. teşekkür ediyoruz. Sevgili Teşekkürler. arkadaşlar. Buyurun Şevki Bey. Hocam, buyurun başkanım. Bir şey söyleyecektiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ali Ben hocamızdan. teşekkür ederim Şevki Bey. Değerli katkılarından, vermiş olduğu bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Fotoğraf Mette Derneği Başkanı olarak diyelim. Çok sağ olun. Sağ olun, Evet. sağ olun Çok Şevki Bey. teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah bir dahaki sefere yine başka bir
Belgeseliniz belki de yayına girdikten sonra bir kez daha sizinle belki de görüşmeyi imkanımız olabilir. O yüzden tekrar teşekkür ederiz. Hem doğa sever hem de bir fotoğraf ve video yapan kişi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza elinize sağlık. Hepinize iyi akşamlar Sağ ol. arkadaşlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben de İyi akşamlar. Teşekkür İyi ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Selamlar, saygılar.